9. dereceden memur Yakov Petrovich Golyatkin uzun bir uykudan saat sabah 8'e doğru uyandı, esnedi, gerindi ve sonunda gözlerini tamamen açtı. Öteki Fyodor Dostoyevski Seslendiren Vasfiye Sarıkaya Değerli dinleyicilerimiz, tamamen ücretsiz olarak dinleyebileceğiniz sesli kitap kanalımıza abone olup beğeni ve yorum yaparak kanalımıza destek olabilirsiniz. Keyifli dinlemeler uyanıp uyanmadığından, çevresinde gerçekten neyin olup bittiğinden ya da neyin gerçek olduğundan ya da her şeyin gördüğü karışık düşlerin bir devamı olduğundan tam emin olamıyormuş gibi iki dakika yatağında yattı. Yine de Bay Golyatkin'in duyuları kısa sürede her günkü alışıldık izlenimlerini yavaş yavaş ayrımsamaya başladı. Küçük odasının kirli yeşil, isli, tozlu duvarları, maun bir konsol, Konsolun çevresindeki sandalyeler, kırmızı boyalı bir masa, yeşil çiçek desenli kırmızı muşamba katlı Türk kişi bir sedir ve dün aceleyle çıkarıp tortop halinde sedirin üzerine attığı giysileri gözüne gayet tanıdık geldi. Ve son olarak loş penceresinden kızgın ve ekşi bir suratla kendisine bakan gri, sisli, kirli sonbahar günü, Bay Golyatski'nin bir masal ülkesinde değil, başkent Petersburg'da, Şeslavoçnoy sokağında büyük sıra binalardan birinin dördüncü katındaki dairesinde olduğundan kesinlikle emin olmasını sağladı. Bu önemli keşfi yapan Bay Goliatkin, uyandığına pişman olmuş ve gördüğü rüyaya tekrar dönmek istermiş gibi gözlerini hemen yeniden kapattı. Ama bir dakika içinde muhtemelen o ana kadar düzene girmemiş, dağınık düşüncelerin etrafında döndüğü fikri nihayet sabitlediği için yatağından fırladı. Yatağından kalkar kalkmaz konsolun üzerindeki küçük yuvarlak aynaya koştu. Aynada beliren uykulu, iyi göremeyen, saçları oldukça seyrelmiş yansıma, kimsenin ilk bakışta dikkatini çekemeyecek kadar silik bir görüntü olmasına rağmen, bu görüntünün sahibi halinden son derece memnundu. ''Tanrı'ya şükür'' dedi Bay Goliatkin alçak sesle. ''Tanrı'ya şükür bugünkü işlerimi aksatacak bir şey görünmüyor. Ya da bir aksilik olsaydı...'' Yüzünde bir sivilce çıksaydı ya da başka bir terslik olsaydı. Şimdilik her şey yolunda. Her şeyin yolunda gitmesine oldukça sevinen Baygol Yatkin aynaya aldığı yere koydu. Ayakları çıplak ve üzerinde yatarken giydiği giysi olmasına rağmen pencereye koştu. Ve odasının baktığı iç avluyu büyük bir ilgiyle bir şeyler arayan bakışlarla taradı. Avluda gördüğü şey onu oldukça memnun etmişe benziyordu yüzü aradığını bulmuş olmanın gülümsemesiyle aydınlanmıştı. Ardından uşağı Petruşka'nın küçük bölmesine baktıktan ve Petruşka'nın orada olmadığından iyice emin olduktan sonra parmak uçlarına basarak masaya yaklaştı, masanın çekmecesini açtı. Elini çekmecenin uzak köşesine daldırıp rengi artık iyice sararmış kağıtların ve bir sürü ıvır zıvırın altından eski, rengi solmuş yeşil bir cüzdan çıkardı, dikkatle açtı ve büyük bir dikkatle ve zevkle cüzdanın en iç kısmındaki gizli bölmeye göz attı. Yeşil, gri, mavi, kırmızı ve çeşitli renklerdeki kağıtlar dostça ve takdirle Bay Goliatkin'e bakıyordu. Açık cüzdanı güleç bir yüzle önündeki masaya koydu ve büyük bir zevkle ellerini ovuşturdu. Sonunda içini ferahlatan paraları aldı ve dünden beri yüz kere saymış olmasına rağmen her birini baş ve işaret parmakları arasında özenle düzelterek tekrar saymaya başladı. 750 ruble. Saymayı bitirince hafifçe fısıldadı. 750 ruble. Az para değil. Güzel bir miktar. Elindeki paraları sıkarak ve gülümseyerek zevkten hafifçe titreyen ve zayıflayan bir sesle devam etti. Gerçekten güzel bir miktar. Bu kadar para herkesin hoşuna gider. Bu kadar parayı göz ardı edebilecek biri var mıdır acaba? Bir insan bu kadar parayla uzun süre idare edebilir. Yine de bunun ne anlamı var ki diye düşündü Bay Goliatkin. Hem Petruşka nerede? Üzerindeki kıyafet değiştirmeden bir kez daha diğer bölmeye baktı. Petruşka hala gelmemişti. Odanın ortasında dumanlar saçarak bir başına kaynamakta olan semaver taşmak üzereydi. Ve sanki Bay Goliatkin'e kendini has, anlaşılmayan, peltek bir sesle sesleniyordu. Daha ne bekliyorsunuz iyi insanlar? Suyum kaynadı. Hazırım. Alın beni artık. Şeytanlar götürsün seni, diye düşündü Bay Golyatkin. Bu tembel hergele insanı çileden çıkarır. Nerede sürtüyor yine? Haklı bir kızgınlıkla ucunda girişe açılan bir kapı olan küçük bir koridordan ibaret antreye girdi. Bu kapıyı hafifçe araladı ve uşağını evin hizmetlilerinden dışarıdan gelen ayak takımından oluşan kalabalığın arasında buldu. Petruşka bir şeyler anlatıyor, diğerleri de dinliyordu. Petruşka'nın ne anlattıkları ne de konuşma biçimi Bay hoşuna gitmemişti anlaşılan. Hemen Petruşka'ya seslendi ve keyfi tamamen kaçmış, hatta üzülmüş bir halde odasına geri döndü. Bu düzenbaz yarım kapıya efendisini bile satar diye düşündü. Hem satmış, kesinlikle satmış, Bahse girerim bir kapıya satmış. Ne yapıyordun orada? Uşak giysisini getirmişler beyefendi. Giy ve buraya gel. Elbiseyi giyen Petruşka yüzünde aptal bir gülümsemeyle efendisinin odasına girdi. Kıyafet son derece garipti. Altın rengi şeritleri yıpranmış, ikinci el olduğu belli olan yeşil uşak elbisesinin Petruşka'dan bir arşın uzun birine göre yapıldığı belliydi. Elinde yeşil tüylü, kenar aynı şeritte çevrili bir şapka, belindeyse deriden bir kının içinde, uşaklara mahsus bir kılıç vardı. Üstüne başına dikkat etmemek gibi bir alışkanlığı olan Petruşka'nın çıplak ayakları bu resmi tamamlıyordu. Bay Golyatkin, Petruşka'nın çevresinde dolanıp kılığını iyice inceledi ve görünüşe göre memnunda kaldı. Bu giysinin önemli bir olay için kiralandığı belliydi. Bu inceleme sırasında Petruşka'nın garip bir beklentiyle efendisine baktığı, her hareketini tuhaf bir merakla izlediği ve bunun da Bay Goliathkin oldukça mahcup ettiği görülebiliyordu. Araba geldi mi? Geldi. Tüm gün için tuttun değil mi? Bütün gün. 25 kağıt. Peki çizmelerim geldi mi? Onlar da geldi. Aptal şey. Daha geldi efendim demeyi bile öğrenememişsin. Çizmeleri getir. Çabuk! Gönderilen çizmeleri beğendiğini belli eden Bay Goliathkin çayını yıkanmak ve tıraş olmak için de su istedi. Büyük bir özenle yıkandı ve tıraş oldu. Aceleyle çayını içti ve sıra en son ve en önemli şeye, giysilere geldi. Önce neredeyse yepyeni sayılabilecek bir pantolon giydi. Ardından bronz düğmeli bir göğüslük ve üzerinde parlak, gayet hoş çiçek desenleri olan bir yelek giydi boynuna alacalı bir ipek kravat taktı ve son olarak oldukça yeni, dikkatle fırçalanmış redingotunu giydi. Giyinirken ikide bir önce sağ sonra sol ayağını kaldırarak hayranlıkla çizmelerine bakıyor, modellerine hayran kalıyor, kendi kendine mırıldanıyor ve sık sık küçük baş göz kırparak çeşitli mimikler yapıyordu. Bununla birlikte o sabah oldukça dalgın olan Bay Golyatkin, Giyinmesine yardım eden Petruşka'nın ona güldüğünün, çeşitli mimikler yaptığının farkında değildi. Sonunda her şeyi düzgün bir biçimde halleden ve giyinmesini tamamlayan Bay Goliathkin, cüzdanını cebine koydu. Çizmelerini giymiş, hazır bekleyen Petruşka'ya son bir kez hayranlıkla baktı ve her şeyin hazır olduğuna, beklemelerini gerektiren bir durum olmadığına kanaat getirdikten sonra hızla ve telaşla kalbi heyecandan yerinden çıkacakmış gibi merdivenlerden aşağı koşturdu. Üzerinde ne anlama geldiği belli olmayan bir arma taşıyan kiralık mavi kupa arabası büyük bir gürültüyle kapının önüne yanaştı. Petruşka sürücüye ve onları ağzı açık seyreden birkaç aylığa göz kırparak efendisinin kupa arabasına binmesine yardım etti. Garip bir sesle ve aptalca gülüşünü zar zor bastırarak ''Yürü!'' diye bağırdı. Kupa arabasının basamağına atladı ve kupa arabası gürültü ve patırtıyla, tıngırdaya çatırdaya, Nevski Caddesi'ne doğru hızla yol aldı. Bay Golyadkin, mavi kupa arabası avlunun kapısından çıkar çıkmaz ellerini sıkıca ovuşturdu. Güzel bir şaka yapmış ve bu şakadan kendisi de son derece hoşnut olmuş, keyifli bir insan edasıyla sessizce güldü. Ama bu neşesi uzun sürmedi ve Bay yüzünde endişeli bir ifade belirdi. Hava nemli ve kapalı olmasına rağmen kupa arabasının iki penceresini de açmış, sağa sola bakarak yoldan geçenleri izliyor. Birisinin ona baktığını fark eder etmez, hemen kibar, ağırbaşlı bir tavır takınıyordu. Liteni Caddesi'nden Nevski Caddesi'ne dönülen noktaya gelince büyük bir rahatsızlık duyarak irkildi. Birisi nasırına basmış gibi yüzünü buruşturdu. Telaşla, hatta korkuyla arabanın en karanlık köşesine büzüldü aynı dairede çalıştığı iki iş arkadaşını, iki genç memuru görmüştü. Bay e iki genç memur da kendisini bu durumda gördükleri için oldukça şaşırmışlar gibi gelmişti. Hatta bir tanesi parmağıyla Bay işaret etmişti. Ayrıca biri sokakta pek de hoş karşılanmayacak bir biçimde yüksek sesle ismini söylemiş gibi gelmişti. Kahramanımız saklandı ve yanıt vermedi. Bunların yaptığı da çocukluk diye kendi kendine söylenmeye başladı. Bunun nesi garip? Kupa arabasına binmiş bir insan. Bir insanın kupa arabasına ihtiyacı varsa kupa arabası kiralar. İşe yaramaz şeyler. Tanıyorum onları. Babalarından yeterince dayak yememiş iki cahil. Yazı tur oynayıp maaş alıyorlar. Başka bir şey yaptıkları yok. Bir şey derdim ama. Hadi neyse. Bay Goliatkin lafını bitiremeden kala kaldı. Bay Goliatkin'in gayet iyi tanıdığı bir çift kazanat koşulu, son derece zarif bir araba, hızla kupa arabasının sağından geçti. Arabadaki beyefendi, boş bulunup başını arabanın penceresinden uzatan ve bu beklenmedik karşılaşmaya oldukça şaşıran Bay Goliatkin'in yüzünü görmüştü ve arabadan mümkün olduğunca sarkıp kahramanımızın saklanmaya çalıştığı köşeye büyük bir merak ve ilgiyle baktı. Droşka'daki beyefendi, Bay Golyatkin'in masa şefi yardımcısı olduğu dairenin bölüm şefi Andrei Filippovic'ti. Bay Goliatkin Andrei Filippovic'in onu tanıdığını, büyük bir dikkatle ona baktığını ve saklanmasının olanaksız olduğunu anlayınca kulaklarına kadar kızardı. Selam versem mi, vermesem mi? Sesimi çıkartsam mı, sussam mı? Tanıdığımı belli etsem mi, etmesem mi? Kahramanımız tarif edilemez bir sıkıntıyla aklından bunları geçirdi. Yoksa üstüme alınmayıp bana çok benzeyen başka birisiymişim gibi mi davransam? Ben değilim, ben değilim efendim. Bay Golyatkin gözlerini Andrei Filipovic'e dikip selam vermek için şapkasını çıkardı. İyiyim, bir şeyim yok. Zorlukla mırıldandı. Ben değilim. Bu kesinlikle ben değilim Andrei Filipovic. Kesinlikle değilim. İşte o kadar. Araba kısa sürede kupa arabasını geçti ve bölüm şefinin bakışlarının büyülü etkisi dağıldı. Ama Bay Goliatkin'in yüzünün kızarıklığı geçmemişti. Gülümsüyor, kendi kendine bir şeyler mırıldanıyordu. Ses çıkarmayarak kaptallık ettim diye düşündü sonunda. Cesaretimi toplayıp kibarlığı elden bırakmadan şöyle demeliydim. Böyleyken böyle Andrei Filipovic. Bu akşam yemeğe ben de davetliyim. Konuşurken ne kadar afalladığını hatırlayan kahramanımız kor gibi kızardı. Kaşlarını çattı. Tüm düşmanlarını yakıp küle çevirecek korkunç bakışlarını kupa arabasının ön köşesine dikti. Aniden aklına bir şey geldi ve arabacının koluna bağlı ipi çekti, kupa arabasını durdurdu ve arabacıya Liteyni Caddesi'ne geri dönmesini emretti. Bay muhtemelen tekrar sakinleşebilmesi için doktoru Christian Ivanoviç'e çok ilginç bir şey söylemesi gerekiyordu. Christian Ivonevic ile henüz yeni tanışmış olmasına ve sadece bir kere geçen hafta bir şey danışmak için gitmiş olmasına rağmen doktorlara hani nasıl denir papaz gözüyle bakıldığı için bir doktordan bir şey gizlemek aptallık olurdu. Onlar da hastasını tanımalıydı. Hastasını dinlemek onun göreviydi. Bu yaptığım doğru mu acaba? Kahramanımız kupa arabasının durmasını emrettiği Liteni Caddesi'ndeki beş katlı bir binanın önünde arabadan inerken düşünmeye devam ediyordu. Doğru mu yapıyorum? Acaba hata mı ediyorum? Uygun olur mu acaba? Nasıl olur ki? diye aklından geçirerek ve yabancı bir evin merdivenlerinden çıkarken duyduğu çarpıntı engel olmaya çalışarak nefes nefese merdivenleri tırmandı. Ne olacak ki? Kendi sorunumu danışmaya gidiyorum ve bunda ayıplanacak bir şey yok. Bunu saklama aptallık olur. Yine de bir şeyim yokmuş. Geçerken uğramış gibi davransam iyi olur. Bunun normal olduğunu anlayacaktır. Bay Goliathkin kafasından bunları geçirerek ikinci kata çıktı. Beş numaralı dairenin kapısının önünde durdu. Kapının üzerindeki güzel bakır plakada şu yazı vardı. Christian Ivanovich Rutenspitz tıp doktoru ve cerrah. Kahramanımız aceleyle duruşunu düzeltti, rahat ve kibar bir tavır takınarak zilin kordonunu çekmeye hazırlandı. Daha kordona dokunmadan ziyaretini mutlaka o gün yapmasa da olacağını aklından geçirdi ve ertesi gün gelmesinin daha uygun olacağına karar verdi. Ama Bay Goliatkin merdivenden ayak sesleri geldiğini duyunca fikrini yeniden değiştirdi ve kararlı bir biçimde zilin kordonuna asıldı. Yaşlı olmasına rağmen oldukça sağlıklı görünen, kalın kaşları ve favorileri kırlaşmaya başlamış, bütün hastalıkları ürkütecek kadar etkileyici, parlak gözleri olan ve göğsünde oldukça önemli bir nişan taşıyan tıp doktoru ve cerrah Christian Ivanovich Rutenspitz, o sabah muayenehanesindeki rahat bir koltuğa kurulmuş, eşinin kendi elleriyle getirdiği kahveyi yudumluyor, sigarasını içiyor ve arada bir de hastaları için reçete yazıyordu. Basur olan ihtiyar bir hastasına ilacını yazan ve onu kapıya kadar geçiren Krestyan Ivanoviç, koltuğuna oturup bir sonraki hastasını beklemeye başladı. Bay Goliatkin içeri girdi. Krestyan Ivanoviç'in şaşırmasından ve yüzünde istemeden garip ve hatta memnuniyetsizliğini belirten bir ifade belirmesinden Bay Goliatkin'in ziyaretini beklemediği hatta onu karşısında görmeyi hiç istemediği anlaşılıyordu. Öte yandan Bay Golyatkin, birisiyle ne zaman kendi sorunları hakkında konuşsa uygunsuz şeyler yapar, şaşırıp bocalardı ve bu defada ne konuşacağını daha önceden planlamamış olduğu için oldukça utandı. Bir şeyler geveledi. Görünüşe göre özür diledi ve daha sonra ne yapacağını bilmeden bir sandalye çekip oturdu. Ama oturması söylenmeden oturduğunu fark edince bir patavatsızlık yaptığını anladı ve nezaket kurallarına uymayarak yaptığı hatayı düzeltmek için telaşla oturduğu yerden kalktı bu yaptıklarını düşünüp ard arda iki aptallık yaptığını fark edince durumu düzeltmek için üçüncü bir aptallık daha yaptı ve gülümseyerek bir şeyler geveledi kızardı utandı sustu yeniden sandalyeye oturdu ve bir daha kalkmadı ama düşmanlarını zihinsel olarak ezme ve bozguna uğratma gücüne sahip bakışlarını takındı. Hem Bay Goliatkin bu bakışla bağımsız biri olduğunu, yani herkes gibi sıradan ve aklı yerinde biri olduğunu göstermeye çalışıyordu. Christian Ivanoviç öksürdü. Bütün bunları kabul ettiğini ve onayladığını göstermek ister gibi bir şeyler mırıldandı. Sorgulayan bakışlarını Bay Goliatkin'e dikti. Christian Ivanoviç, ben diye gülümseyerek söze girdi Bay Goliatkin. Hoş görünüze sığınarak sizi tekrar rahatsız ediyorum. Bay Goliatkin ne söyleyeceğini bilemiyor gibiydi. Hmm, evet. Christian Ivanoviç içine çektiği dumanı üfleyip sigarasını masaya bıraktı. Size verdiğim tavsiyelere uymanız gerekiyor. Alışkanlıklarınızı değiştirmeniz gerektiğini söylemiştim. Daha fazla eğlenmelisiniz örneğin arkadaşlarınızla, ahbaplarınızla daha sık görüşmelisiniz. Ayrıca içkiye karşı da pek düşmanlık sergilemeyin. Neşeli, eğlenceli toplantılara daha sık katılmalısınız. Hala gülümsemekte olan Bay Golatkin, onun da herkes gibi bir hayatı olduğunu, herkes gibi eğlendiğini söylemekte gecikmedi. Tiyatroya da gidebileceğini, bunun için yeterli parası olduğunu, bütün gün çalıştığı için akşamlarını evde geçirdiğini söyledi hatta diğerlerinden farklı olarak bir apartman dairesinde kaldığını ve üstelik Petruş adında bir uşağı aldığını ekledi. Bunları söyledikten sonra durakladı. Hmm. Hayır. Sizden istediğim böyle bir düzen değil. Benim asıl öğrenmek istediğim sizin eğlenceli ortamlara katılıp katılmadığınız, zamanınızı hoşça geçirip geçirmediğiniz. Melankolik mi, eğlenceli mi bir yaşam sürüyorsunuz? Christian Ivanovich, ben... Hmm, size şunu söyleyeyim, diye araya girdi doktor. Bütün yaşamınızı yeniden kurmanız ve karakterinizi de değiştirmeniz gerekiyor. Christian Ivanovich, değiştirmeniz sözcüğünü özellikle vurgulamış ve önemli bir şey söylediğini belli etmek için bir dakika susmuştu. Eğlenceli bir yaşamdan kaçınmayın. Temsillere, kulüplere gidin. İçkiye karşı düşmanlık sergilemeyin. Evde oturmanız doğru değil. Evde oturup pineklemek yararınıza değil. Ama Christian Ivanoviç, ben sessizlikten hoşlanırım. Bay Goliatkin, Christian Ivanoviç'e önemli bir şey düşünüyormuş gibi bakıyordu ve düşüncelerini açıklamak için en uygun sözcükleri arıyordu. Kaldığım dairede benden ve Petruşka'dan başka kimse yok. Şunu da söyleyeyim, ben kendi hayatımı yaşıyorum Christian Ivanoviç. Şunu da söyleyeyim. Kendi yolumda ilerlemeyi seviyorum. Hiç kimseye bağımlı olmadan kendi yolumda ilerliyorum. Ben de herkes gibi dışarı çıkıyorum, gezip dolaşıyorum. Öyle mi? Aslında bugünlerde gezip dolaşmanın da pek tadı olmaz. Hava çok kötü. Haklısınız. Size daha önce de açıklama şerefine eriştiğim gibi ben sessiz sakin bir insanım ve bambaşka bir yol tutturdum. Hayatın yolu geniştir. Ben ben Christian Ivanovich bunları söylemek istemiştim. Özür dilerim. Güzel konuşmayı pek beceremem. Hmm. Ne diyordunuz? Şey diyordum. Özür dilerim ama güzel konuşmayı pek beceremem. Bay Goliatkin hafif gücenmiş bir ses tonuyla ve kafası biraz karışmış bir halde kekeliyordu. Bu anlamda Christian Ivanovich başkalarına pek Benzemem. Kendine özgü bir gülümsemeyle devam etti. Konuşmayı pek beceremem. Güzel konuşmayı bilmem. Kafama estiği gibi hareket ederim. Kafama estiği gibi. Hmm. Nasıl yani? Hareket edersiniz? diye karşılık verdi Kresten Ivanoviç. Ardından bir dakikalık bir sessizlik oldu. Doktor garip ve kuşkulu bir bakışla Bay Goliatkin'i süzdü. Bay Goliatkin de doktora kuşkuyla yan gözle bakıyordu. Christian Ivanovich. Ben Bay Goliatkin daha önceki konuşma tonunu değiştirmeden Christian Ivanovich'in aşırı inadı karşısında biraz kızmış, biraz da şaşırmış halde devam etti. Christian Ivanovich. Ben salon yaşamının gürültüsünü değil sessizliği severim. Oralarda yani salonlarda çizmelerle parke cilalamayı bilmek gerekir. Baigolyatskin ayağını hafifçe yere sürttü. Oradakilerin istediği bunlar. Bir de kelime oyunları. Zarif komplimanlar yapmayı da bilmek gerekiyor. Onlar da bunları istiyorlar. Ben bunların hiçbirini bilmem. Bu inceliklerin hiçbirini öğrenmedim. Vaktim olmadı. Ben basit, sade bir adamım. Görünüşümde bir parıltı yoktur. Bu konularda silahsız bir asker gibiyim. Bu anlamda böyleyim. Bay Goliath kim bunları öyle bir biçimde söyledi ki, kahramanımızın böyle yerlere gitmedi. bu konularda silahsız bir asker olduğu, bu tür incelikleri bilmediği için hiç üzülmedi ve hatta sevindiği belliydi. Uzun, anlamlı bir sessizlik oldu. Sanırım asıl konudan biraz uzaklaştınız, dedi sonunda Kristian İvanoviç sessizce. Sizi tam olarak anlayamadığımı itiraf etmeliyim. Güzel konuşmayı pek beceremem Christian Ivanoviç. Size bunu daha önce söyleme şerefine de erişmiştim. Bay Goliatkin bu sefer daha sert, kesin bir biçimde konuşmuştu. Hmm. Christian Ivanoviç. Bay Goliatkin sessiz ama ciddi, kısmen ölçülü ve tane tane konuşarak tekrar söze girdi. Christian Ivanoviç Odanıza ilk girdiğimde konuşmama özür dileyerek başladım. Şimdi tekrar beni bağışlamanızı ve hoş görmenizi rica ediyorum. Sizden bir şey saklayacak değilim. Siz de biliyorsunuz, ben pek de önemli biri değilim. Ama bu durumdan hiç de pişmanlık duymuyorum. Tam tersine, hatta doğrusunu söylemek gerekirse pek de önemli biri olmamaktan gurur duyuyorum. Entrikacı biri de değilim. Bununla da gurur duyuyorum. Gizli saklı değil, hiçbir oyun çevirmeden, gayet açık bir biçimde hareket ederim ve kime nasıl zarar hem de büyük bir zarar vereceğimi bilmeme rağmen Kristian Ivanoviç elimi böyle işlerle kirletmem. Bu anlamda ellerim gayet temizdir. Bay Goliatkin bir an için anlamlı bir biçimde sustu. Sonra yumuşak bir sesle devam etti. Kristian Ivanoviç ben, kahramanımız konuşmasına devam etti, dolambaçlı yollara sapmadan, düzgün, açık yollarda yürürüm çünkü o yolları önemsemem ve onları başkalarına bırakırım. Belki sizden de, benden de temiz olanları aşağılamak niyetinde değilim. Yani benden de temiz olanları. Sizi kastetmek istemedim. İmal sözlerden de hoşlanmam. İki yüzlüğe de tenezzül etmem. İftiradan ve dedikodudan tiksinirim. Maskeyi sadece maskeli balalarda takarım. İnsanların arasında dolaşırken değil. Size bir şey soracağım. Bir düşmanınızdan, hatta can düşmanım diyebileceğiniz birinden nasıl intikam alırdınız? Bay Goliatkin, Kristian Ivanoviç'e meydan okurcasına bakarak sözünü bitirdi. Bay Golyatkin elinden geldiğince net, açık, kendine güvenerek, sözcükleri tartarak ve en doğru etkiyi sağlamaya çalışarak konuşmuş olmasına rağmen, şimdi Christian Ivanoviç'e endişeyle, büyük bir endişeyle, aşırı bir endişeyle bakıyordu. Büyük bir utangaçlık, telaşlı ve hüzünlü bir sabırsızlıkla Christian Ivanoviç'in cevabını bekliyordu. Ama doktor kendi kendine bir şeyler mırıldandı ve Bay hayrete düşürdü kesin bir mağlubiyete uğrattı. Koltuğunu masaya yaklaştırdı ve çok nazik ama soğuk bir ifadeyle zamanının değerli olduğunu, ne demek istediğini de anlayamadığını söyledi. Elinden geldiğince yardım edeceğini ama kendi alanının dışında kalan konulara girmeyeceğini ekledi. Kalemini aldı, kağıtları çekip reçete defterini çıkardı. Bir sayfa koparıp hemen reçete yazacağını söyledi. ''Hayır, yapmayın Christian Ivanovich.'' reçete falan yazmayın. Bay Goliatkin yerinden fırladı ve doktorun sağ elini yakaladı. Bunu yapmanıza hiç gerek yok. Bay Goliatkin bunları söylerken tavırlarında garip bir değişiklik olmuştu. Gri gözleri garip bir şekilde parlamış, dudakları titremeye, bütün kasları, yüzünün bütün çizgileri hareket etmeye başlamıştı. Tüm vücudu titriyordu. Bay Goliatkin bu hareketlerden ve Kristian Ivanovic'in elini tuttuktan sonra kendi kendine güvenmiyor ve bir sonraki hareketi için emir bekliyormuş gibi hareketsiz kala kalmıştı. Sonra fazlasıyla garip bir sahne yaşandı. Biraz şaşırmış olan Kristian Ivanovic bir an için koltuğuna çakıldı kaldı ve ne yapacağını bilmeden iri iri açılmış gözlerle Bay Goliatkin'e baktı. Bay Goliatkin de aynı şekilde ona bakıyordu. Sonunda Kristian Ivanoviç, Bay Redingotu'nun yakasına füce tutarak ayağa kalktı. Birkaç saniye hareket etmeden birbirlerine baktılar. Ardından Bay ikinci garip hareketi geldi. Dudakları titremeye, çenesi oynamaya başladı ve kahramanımız hiç beklenmedik bir şekilde ağlamaya başladı. Hıçkırarak, kafasını sallayarak, sağ eliyle kendi göğsünü deverek ve sol eliyle Kristian Ivanoviç'in ev yakasına yapışarak bir şeyler söylemeye, bir şeyleri hemen o an açıklamaya çalıştı ama Ağzından tek bir sözcük bile çıkmadı Kresten Ivonevic'in şaşkınlığı nihayet geçmişti Kendinize gelin, sakin olun, oturun Bay Goliatkin tekrar koltuğunu oturtmaya çalışıyordu Düşmanlarım var Kristen Ivonevic Düşmanlarım var İşimi bitirmeye yemin etmiş düşmanlarım var Bay Goliatkin çekine çekine ve fısıltıyla cevap verdi Sakin olun, kendinize gelin. Ne düşmanı? Boş verin düşmanları. Hiç gerek yok böyle şeylere. Buyurun, oturun. Kristian Ivanovich konuşmasına devam etti ve sonunda Bay Goliatkin'i koltuğa oturtabildi. Bay Goliatkin gözlerini Kristian Ivanovich'ten ayırmadan oturdu. Kristian Ivanovich son derece memnuniyetsiz bir tavırla odanın bir köşesinden diğerine gidip gelmeye başladı. Uzun bir sessizlik oldu. Size minnettarım Kristian Ivanoviç. Benim için yaptıklarınıza son derece minnettarım. Bu iyiliğinizi ölene kadar unutmayacağım. Kristian Ivanoviç, Bay Golyatkin oturduğu yerden kırgın bir edayla kalktı. Sakin olun, kendinize gelin. Sakin olun diyorum. Kristian Ivanoviç sert bir biçimde Bay Goliatkine karşılık verdi ve tekrar yerine oturdu. Neyiniz var? Canınızı sıkan neyse bana anlatın. Kristian Ivanoviç devam etti. Hangi düşmanlardan bahsediyorsunuz? Size ne yaptılar? Hayır Kristian Ivanoviç, şimdi bunlardan bahsetmesek daha iyi olur. Bay Goliatkin gözlerini yere indirip cevap verdi. Bunları bir kenara bırakalım. Şeye kadar. Başka bir zamana kadar her şey ortaya çıkana, insanların yüzündeki maskeler düşüp bazı şeyler açığa çıkana kadar. Ama şimdilik özellikle aramızda olanlardan sonra sizin için daha uygun olur sanırım. Size iyi sabahlar dilememe izin verin. Bay Goylatkin bu sefer kararlı bir biçimde oturduğu yerden kalktı ve şapkasına uzandı. Peki, siz nasıl isterseniz. Kısa bir sessizlik oldu. Benim açımdan biliyorsunuz sizin için elimden geleni ve canı yürekten sizin iyiliğinizi diliyorum. Sizi anlıyorum Kristiyan Ivanoviç. Anlıyorum. Sizi şimdi gayet iyi anlıyorum. Rahatsız ettiğim için çok özür dilerim. Hayır, öyle demek istememiştim ama yine de siz bilirsiniz. İlaçlarınızı kullanmaya devam edin. Söylediğiniz gibi ilaçlarımı kullanmaya devam edeceğim. Hatta aynı eczaneden almaya devam edeceğim. Bu günlerde eczacılık çok önemli bir meslek. Nasıl yani? Hangi anlamda? Genel anlamda. Dünyanın son zamanlardaki genel halinden bahsediyorum. Hmm. Sadece eczacının çırağı değil, bütün gençler önemli insanlar karşısında burunları havada dolaşıyorlar. Siz bunu nasıl anladınız? iyi bilinen birinden bahsediyorum. İkimizin de tanıdığı birinden Kristian Ivanoviç. Örneğin Vladimir Semyonovic'den. Aa. Evet öyle Kristian Ivanoviç. Ayrıca bazen doğru söyleme kuralının dışına çıkan bazı insanlar tanıyorum. Aa, nasıl oluyor bu? Var böyle insanlar. Evet ama bu şimdi konumuzun dışında. Yemeğin suyuyla birlikte aşçıyı da sunmayı bilirler. Ne? Neyi sunmayı? Yemeğin suyuyla birlikte aşçıyı Kristiyan Ivanoviç, bir Rus deyimi. Birini nasıl kutlayacaklarını bilirler örneğin. Böyle insanlar var. Kutlamak mı? Evet, kutlamak. Geçen gün çok iyi tanıdığım birinin yaptığı gibi. Çok iyi tanıdığınız mı? Nasıl oldu bu? Kristen Ivanoviç dikkatle Bay Goliatkine bakıyordu. Evet, çok yakın tanıdıklarımdan biri, başka birçok yakın tanıdığımı terfi aldığı için kutladı. Ve ayrıca en yakın dostu olduğunu söyledi. Şu sözleri söyledi. Yeni aldığınız terfi kutlama, yürekten kutlama fırsatını yakaladığım için son derece memnun oldum. Vladimir Semyonevich. Ayrıca gelecekten haber veren koca karıların soylarının artık tükendiğine de memnunum. Bay Goliatkin başını kurnazca salladı ve anlamlı anlamlı Kristiyan Ivanoviç'e baktı. Demek böyle dedi. Aynen böyle dedi Kristiyan Ivanoviç. Üstelik bunu söylerken herkesin gözdesi Vladimir Semyonovic'in amcası Andrey Filipovic'e öyle bir baktı ki. Ama Kristiyan Ivanoviç onun terfiinden bana ne, beni ne ilgilendirir? Üstelik tabiri caizse daha hızlı süt kokan çocuk evlenmek istiyor. Ben yine de söyleyeceğimi söyledim. Vladimir Semyonovic dedim. Ben söyleyeceğimi söyledim. Kristian Ivanovic. İzninizi rica edeyim. Hmm. Evet Kristian Ivanovic. Ama gitmeden önce şunları söylememe izin verin. Bir taştaki iki kuş vurayım bari dedim. İyi dostumuzun söylediklerini ağzına tıkadığım gibi Clara Olsufyevna'ya da bir şeyler söyleyeyim Birkaç tane duygusal romansla söyledi. Ve şöyle dedim. Çok güzel romanslar söylediniz ama dinleyenlerin kalpleri de sizinki kadar temiz mi acaba? Onu dinlemediklerini, gözlerinin daha yukarılarda olduğunu söylemeye çalıştım Kristian Ivanoviç. Siz böyle deyince Vladimir Semyoneviç ne yaptı? Yüzü deyim yerinde ise limon yalamış gibi ekşidi. Hmm. İhtiyarla da konuştum, Kristina Ivanoviç. Olsafi Ivanoviç dedim. Size ne kadar borçlu olduğumu, çocukluğumdan bugüne bana karşı yaptığınız iyilikleri biliyorum. Ama gözlerinizi açın, Olsafi Ivanoviç dedim. Şöyle iyice bir bakın etrafınıza. Ben her şeyi dürüstçe ve açıkça söylüyorum, Olsafi Ivanoviç. Gerçekten mi? Evet, Kristina Ivanoviç, gerçekten. Osifi İvaneviç ne dedi? Ne desin? Ben seni tanırım. Zat haliniz çok iyilik sever birisiniz gibi bir şeyler geveledi ve sonra böyle devam etti. Ama siz de bilirsiniz, yaşlılıktan dolayı nasıl derler, iyiden iyiye sallanmaya başlamış. Aa, demeyin. Evet Kristian İvaneviç, aslında hepimiz biraz öyle değil miyiz? Adam oldukça ihtiyar, bir ayağı çukurda. Ama biri dedikoduya başlasın hemen kulak kesiliyor. O olmadan dedikodu mu dediniz? Evet, Kristiana Ivanoviç. Bir dedikodu ortaya attılar. Bizim kocayının ve yeğeninin de bu dedikoduda parmağı var. Yaşlı kadınlarla el ele verdiler ve dedikoduyu hazırladılar. Buna inanabiliyor musunuz? Birinin ölümüne neden olabilecek planlar yaptıklarına inanabiliyor musunuz? Birinin ölümüne mi? Evet Kristian Birinin ölümüne. Birinin ahlaki olarak ölümüne. Bir dedikodu yaydılar. Çok yakından tanıdığım birinden söz ediyorum. Kristian Ivanoviç başını salladı. Adamcağız hakkında bir dedikodu yaydılar. Yaydıkları dedikoduyu burada söylemeye vicdanım el vermiyor. Adamcağızın nişanlı olduğu halde başka bir kadınla evlenmek için taahhütname imzaladığı dedikodusunu yaydılar hem de kiminle evlenmek için biliyor musunuz? Gerçekten mi? Akşam yemeklerini yediği yerdeki adi bir Almanla. Yemek borçlarını ödeyemediği için kadına evlenme teklif etmiş güya. Bunu onlar mı söylüyor? Buna inanabiliyor musunuz Kristian Ivanoviç? Alçak, adi, utanmaz Alman Karolina Ivanovna. Belki adını duymuşsunuzdur. Açıkçası ben pek Anlıyorum sizi Kristiyan Ivanoviç. Anlıyorum ve bence... Lütfen söyler misiniz? Şimdi nerede oturuyorsunuz? Şimdi nerede mi oturuyorum? Aslında şimdi değil de daha önce nerede oturduğunuzu öğrenmek istemiştim. Oturuyordunuz Kristiyan Ivanoviç. Oturuyordunuz geçmiş zaman. Oturuyorsunuz değil diye karşılık verdi Bay Golyatkin hafifçe gülümseyerek ve cevabıyla Kristen Ivanoviç'i biraz şaşırtarak. Hayır yanlış anladınız demek istemiştim ki. Ben de öyle demek istedim. Ben de. Bay gülerek devam etti. Sizi çok meşgul ettim Kristen Ivanoviç. Size iyi sabahlar dileyip izninizi rica etmek istiyorum. Hmm. Evet Kristen Ivanoviç sizi anlıyorum. Sizi gayet iyi anlıyorum. Kahramanımız Kristen Ivanovich'in önünde biraz çalım satıyordu. Size iyi sabahlar dilerim. Kahramanımız Kristen Ivanovich'i büyük bir hayret içinde bırakıp topuklarını birbirine vurarak odadan çıktı. Merdivenlerde dinlerken gülümsüyor ve zevkle ellerini ovuşturuyordu. Kapının önüne çıkıp ciğerlerine temiz havayı çektikten ve kendini rahatlamış hissettikten sonra kendini dünyanın en mutlu insanı saymaya ve doğruca çalıştığı yere gitmeye hazırdı. Tam o sırada kupa arabası tangır tungur kapıya yanaştı. Arabayı görünce her şeyi hatırladı. Petruşka kupa arabasının kapısını açmıştı bile. Bay Goliatkinin içini garip ve hiç de hoş olmayan bir duygu kapladı. Yüzü aniden kızarmıştı. Sanki etine bir şey batırıyorlardı ayağını kupa arabasının basamağına atarken aniden döndü ve Krestian Ivanoviç'in penceresine baktı. Evet, oradaydı. Krestian Ivanoviç pencerede durmuş, sağ eliyle favorlerini sıvazlıyor ve merakla kahramanımıza bakıyordu. Bu doktor aptalın teki diye düşündü Bay Goliatkin, kupa arabasının bir köşesine büzülürken. Hem de çok aptal. Hastalarını iyi tedavi ediyor olabilir ama yine de odun kafalının teki. Bay Golyatskin yerine oturunca Petruşka yürü diye bağırdı ve kupa arabası tekrar Nevski Caddesi'ne yöneldi. Bay Goliathkin bütün o sabahı büyük bir telaş içinde geçirdi. Nevski Caddesi'ne varınca kupa arabasının misafir sarayında durmasına emretti. Arabasından hızla indikten sonra Petruşka'yı da peşine takarak kemerlerin altından geçti gümüş ve altın işlerinin satıldığı bir dükkana yöneldi. Bay Goliatkin'in görünüşünden, yapacak milyonlarca şey ve dağ gibi işi olduğu anlaşılıyordu. Bay Goliatkin, mükellef bir yemek ve çay takımı için 1500 banknot ruble karşılığında anlaştıktan, bu fiyata ince işlenmiş bir sigaralık ve gümüş bir tıraş takımında dahil etmeyi başardıktan ve birkaç güzel, kullanışlı şeyin de fiyatını sorduktan sonra, satın aldığı eşyaları almak için ertesi gün bizzat geleceğini, Hatta belki de o gün içinde birini gönderebileceğini belirtti. Dükkanın numarasını not etti. Kaporayı koparmak için uğraşan dükkancıya zamanı geldiğinde tüm parayı alacağını söyledi. Şaşkınlık içinde kala kalan satıcıya hızlıca veda ettikten sonra peşine takılan satıcıların arasından arkasından gelen Petrushka'ya dönüp dönüp bakarak yeni bir dükkan aramaya başladı. Yol üzerinde bir sarrafa uğrayıp yanındaki bütün büyük banknotları bozdurdu ve bozdururken zarar etmesine rağmen cüzdanın oldukça şişkinleşmesi çok hoşuna gitmişti. Sonunda kadınlara yönelik eşyalar satan bir dükkana girdi. Hatrı sayılır miktarda ürün aldıktan sonra kesinlikle yeniden uğrayacağını söyledi. Dükkanın numarasını aldı ve satıcının kapora talebine yine zamanı geldiğinde tüm parayı alacağını söyleyerek karşılık verdi. Sonra başka dükkanlara doğradı Hepsinden bir şeyler aldı, bir şeylerin fiyatını sordu. Bazılarında satıcılarla uzun süre tartıştı. Dükkandan çıkıp çıkıp tekrar geri döndü. Kısacası son derece hareketli bir zaman geçirdi. Kahramanımız misafir sarayından çıkınca ünlü bir mobilya mağazasına gitti ve altı odalık mobilya için anlaştı. Son moda ve ince işlenmiş bir tuvalet masasına hayran kaldı, ve satıcıyı bu beğendiklerini almak için birini göndereceğini ikna ettikten sonra yine zamanı geldiğinde tüm parayı ödeyeceğini söyleyerek mağazadan ayrıldı ve birkaç yere daha uğrayıp birkaç şey daha aldı. Ama dertleri bu kadarla bitecekmiş gibi görünmüyordu. Sonunda bütün bu işler Bay Golyatkin'i iyice sıkmaya başladı. Tanrı bilir neden, ona işkence etmeye, vicdan azabı duymasına neden olmaya başladılar. Örneğin o anda ne Andrei Filipovic'i ne de Christian Ivanovic'i görmek istiyordu. Şehir saatinin vurmasıyla saatin üçe geldiğini fark etti. Bay Goliatkin tekrar arabaya bindiğinde yaptığı sabah alışverişinden elinde sadece bir çift eldiven ve bir buçuk rublelik küçük bir parfüm şişesi vardı. Bay Goliatkin saat henüz erken olduğu için araba Canevski caddesindeki ismini duydu, ama daha önce hiç gitmediği ünlü bir lokantanın önünde durmasını emretti. Kupa arabasından indi ve hafif bir öğle yemeği yemek, dinlenmek ve akşamki yemeğe kadar vakit geçirmek için lokantaya girdi. Bay Goliatkin, zengin bir ziyafete giden birinin tercih edeceği yani açlığını bastırmak için hafif bir yemek yedikten ve bir kadeh vodka içtikten sonra bir koltuğa yerleşti. Sakince etrafını süzdü ve yayvan ulusal gazetelerden birini aldı. Birkaç satır okuduktan sonra ayağa kalktı, aynaya baktı ve üstünün başını düzeltti. Sonra pencereye yaklaştı ve arabasını kontrol etti. Sonra yine yerine döndü ve gazeteyi aldı. Kahramanımız çok heyecanlı olduğu her halinden belliydi. Saate bakıp daha üçü çeyrek geçtiğini ve önünde daha çok vakit olduğunu gören Bay Goliatkin böylece oturmanın uygunsuz olduğunu düşündü ve hiç istemediği halde bir fincan çikolata sipariş etti çikolatasını içtikten ve zamanın biraz geçtiğini gördükten sonra hesabı ödemek için kalktı. Aniden biri omzuna dokundu. Arkasını döndü ve sabahleyin Liteyni Caddesi'nde karşılaştığı iki meslek taşını karşısında gördü. Çocukların ikisi de yaş ve mevki bakımından ondan küçüktüler. Kahramanımızın ikisine karşı da ne özel bir dostluğu ne de özel bir düşmanlığı vardı. Elbette iki tarafta birbirine karşı iyiydi. Ama aralarında özel bir yakınlık da yoktu ve zaten olması da beklenemezdi. Bu karşılaşma Bay Goliatkin'in hiç de hoşuna gitmemişti. Yüzü biraz ekşedi ve bir an için huzursuz oldu. Yakov Petrovich, Yakov Petrovich, iki memur neşe içinde seslendiler. Hangi rüzgar attı sizi buraya? Aa, siz miydiniz beyler? Memurların şaşkınlığından ve fazla samimi davranışlarından rahatsız ve mahcup olan Bay Goliathkin hemen karşılık verdi. Ama rahatsızlığına rağmen samimi ve dostça davrandı. Demek siz de kaçıp buraya geldiniz, beyler. <laughs> Saygınlığı korumak ve her zaman belirli sınırlar içinde davrandığı genç memurlarla konuşmaya tenezzül ettiğini göstermek için gençlerden birinin omzuna vurmaya yeltendi. Ama Bay Goliatkin'in bu hareketi yaratmak istediği hoş tavra hiç de yardımcı olmadı. Hatta ters bir etki yarattı. E ee, bizim ayı neler yapıyor? Kimden bahsediyorsunuz Yakov Petrovic? Bizim ayıdan. Kime ayı dendiğini bilmiyor musunuz? Bay Goliatkin güldü ve parasının üstünü almak için tezgahtara döndü. Andrei Filipovic'den bahsediyorum. Beyler, Tezgahtarla işini bitirdikten sonra konuşmasına devam etti ve bu sefer oldukça ciddi bir yüzle memurlara döndü. Kayıt memurları birbirlerine anlamlı anlamlı göz kırptı. Hala dairede ve sizi sordu Yakov Petrovic diye cevap verdi memurlardan biri. Demek hala dairede ha? O zaman bırakalım dairede otursun beyler. Beni sordu demek. Evet Yakov Petrovic ''Peki siz neden böyle kokular süründünüz, pudralandınız, şık giyindiniz?'' ''Böyle gerekti beyler, şimdi izninizle.'' Bay Goliatkin kafasını çevirdi ve zoraki bir gülümsemeyle cevap verdi. Bay Goliatkin'in gülümsediğini gören memurlar kahkaha attılar. Bay Goliatkin biraz alınmıştı. ''Size dostça bir şeyler söyleyeyim baylar.'' Kahramanımız memurlara bir sırrı açıklayıp açıklamamayı düşünüyormuş gibi. Gerçekten de öyleydi. Konuşmasına kısa bir ara verdi. Beni tanırsınız ama bugüne kadar sadece bu yönümü gördünüz. Bunun için kimseyi suçlayamam ve açıkçası bu konuda ben de biraz kabahatliyim. Bay Goliatkin dudaklarını büzdü ve anlamlı bir bakışla memurları süzdü. Memurlar yine karşılıklı göz kırptılar. Evet baylar şimdiye kadar beni tanımıyordunuz. Kendimi tam anlamıyla anlatmanın yeri burası değil. Size sadece şu kadarını söyleyeyim. Dolambaçlı yollara sapmayı sevmeyen ve maskeyi sadece maskeli balolarda takan insanlar vardır beyler. En önemli iş olarak çizmeleriyle parkeleri cilalamayı görmeyen insanlar. Pantolonlarının üstlerine tam oturmasını yaşamdaki en büyük mutluluk saymayan insanlar beyler. Ve son olarak beyler, amaçsız yere ortalıkta dolaşıp durmayı, kur yapmayı, dal kavukluk etmeyi, ve hepsinden önemlisi üstlerine vazife olmayan şeylere burunlarını sokmayı sevmeyen insanlar vardır. Söyleyeceklerim aşağı yukarı bu kadar beyler. Şimdi izninizi rica ediyorum. Bay Goliatkin sözlerini tamamladı. Bu durum genç kayıt memurlarının o kadar hoşuna gitmişti ki ikisi de birdenbire son derece nezaketsiz bir kahkaha attılar. Bay Goliatkin kıpkırmızı kesildi. Gülün beyler, gülün şimdilik. Ama yaşayacaksınız ve göreceksiniz. Bay Goliatkin onuru kırılmış bir insan edasıyla konuşmuştu. Şapkasını aldı ve kapıya yöneldi. Ama bir şey daha söyleyeceğim beyler. Son bir kez memurlara dönüp ekledi. Son bir şey. Burada biz bizeyiz nasıl olsa. Benim prensibim şudur beyler. Başarısız olursam yılmam. Başarılı olursam bu başarımı devam ettirmek için uğraşırım. Ve her ne olursa olsun hiç kimsenin altına oymam. Entrika çevirmem ve bununla gurur duyarım. Diplomasiden anlamam. Kuş avcısına kendi ayağıyla gider derler. Doğru ve bunu kabul ederim. Ama bu meselede avcı kim, kuş kim? Sorulması gereken soru budur beyler. Bay Goliatkin anlamlı bir sessizliğe büründü gayet ciddi bir biçimde kaşlarını kaldırdı, dudaklarını büzdü, veda etti ve memurları büyük bir şaşkınlık içinde bırakarak çıktı. Nereye emredersiniz? Soğuk havada dışarıda beklemekten sıkılmışa benzeyen Petruşka sordu. Nereye emredersiniz? diye tekrar sorunca kahramanımızın o gün iki kez ve merdivenlerden inerken de üçüncü kez sergilediği korkunç, kinayeli bakışına maruz kaldı. İzmailovisk Köprüsü'ne. İzmailoviski Köprüsü'ne. İzma Köprüsü Haydi yürü. Akşam yemeği dörtten önce başlamaz. Hatta anca beşte başlar. Bay Goliatkin kendi kendine düşünüyordu. Şimdi gitsem erken mi olur acaba? Biraz erken gitsem ne olur? Sonuçta bir aile yemeği. Mühim insanların dediği gibi teklifsizce gidebilirim. Neden teklifsizce gidemeyeyim? Bizim ayı her şeyin teklifsizce olacağını söylemişti zaten. Ben neden öyle davranmayayım? Bay Goliatkin aklından bunları geçiriyordu ve bu arada heyecan da gittikçe artıyordu. Çok önemli bir olaya hazırlanıyormuş gibi telaşlandığı açıkça görülüyordu. Kendi kendine konuşuyor, sahiliyle bir takım hareketler yapıyor ve sürekli arabanın penceresinden dışarıya bakıyordu. Ve Bay Goliatkin o haliyle aile yemeğine mühim insanların deyimiyle teklifsizce gidecek birine hiç benzemiyordu. İzmailovski köprüsüne geldiklerinde Bay bir evi işaret etti. Araba büyük bir gürültüyle avluya girdi ve sağ taraftaki bir girişin önünde durdu. Bay Goliathkin, ikinci katın penceresinde gördüğü bir kadın figürüne eliyle öpücük gönderdi. Ama o esnada sağ olup olmadığının bile farkında olmadığı için yaptığı hareketinde bilincinde değildi. Yüzü sararmış, şaşkın bir halde kupa arabasından indi. Kapının önündeki küçük merdivene çıktı, şapkasını çıkardı, üstüne çeki düzen verdi ama merdivenleri sırmanırken dizlerinin titrediğini hissediyordu. "Alsofi İvaneviç evde mi?" diye sordu kapıyı açan uşağa. "Evdeler efendim. Yani yoklar. Evde değiller efendim." "Nasıl olur? Ne diyorsun evladım? Ben ben yemeğe davetliyim oğlum. Beni tanımıyor musun? Tanımaz olur muyum efendim? Sizi kabul etmemem emredildi efendim. Sen, oğlum sen, sen herhalde yanlış anladın oğlum. Benim evladım. Davetliyim, yemeğe davetliyim. Bay Goliatkin kaputunu çıkararak içeri girmeye davrandı. Özür dilerim ama buna izin veremem efendim. Sizi içeri almama emredildi. Kusura bakmayın. Bay Goliatkin'in yüzü sarardı. Tam bu sırada iç kapılardan biri açıldı ve Osifi Ivanoviç'in emektar oda hizmetçisi Gerasamiç girdi. Beyefendi içeri girmek istiyor Yemelyan Gerasamoviç. Ben de... Sen de aptalın tekisin Alekseyiç. Hemen içeri git de şu namussuz Semyonici buraya gönder. Bay Goliatkin'e döndü ve kibar ama kararlı bir biçimde... Maalesef mümkün değil efendim. Beyefendi özürlerini sunuyorlar efendim. Sizi kabul edemeyecekler efendim. Beni kabul edemeyeceklerini mi söylediler. Bay Goliatkin tereddütte sordu. Özür dilerim Gerasimič ama neden mümkün değil? Mümkün değil efendim. Ben haber verdim ama beyefendi mazur görsünler dediler. Sizi kabul edemeyecekler efendim. Ama neden? Nasıl olur? Nasıl? İzninizle, lütfen. Bu nasıl olur? Nasıl kabul edemez? Söyleyin. Bu nasıl olur? Ben yemeğe... İzninizle lütfen. Bu nasıl olur? Nasıl kabul edemez? Söyleyin. Bu nasıl olur? Ben yemeğe... İzninizle lütfen. Neyse, bu ayrı konu. Madem mazur görsün diyorlar, söyler misin bu nasıl oldu? İzninizle lütfen. Gerasimich, kesin bir el hareketiyle Bay girmesini önledi ve tam o anda gelen iki beyefendiye yol açtı. Bu beyler Andrei Filippovich ve yeğeni Vladimir Semyonovic'ti. İkisi de hayretle Bay e baktı. Andrei Filippovich bir şeyler söyleyecek oldu ama Bay Goliathkin durumu kabullenmişti artık. Başı eğik, kıpkırmızı kesilmiş, ne yapacağını bilemez bir halde ve yüzünde garip bir gülümsemeyle Olsefi Ivanoviç'in evinden ayrıldı. Ben yine uğrarım Gerasimic. Durumu izah ederim. Bütün bunların kısa süre içinde açıklığa kavuşacağından eminim, dedi merdivenlere doğru ilerlerken. Yakov Petrovic, Yakov Petrovic. Bay arkasından Andrei Filipovic'in sesi duyuldu. Bay Goliathkin, merdivenlerin ilk basamağına kadar inmişti hızla Andrei Filipovic'e döndü. ''Bir şey mi istiyorsunuz?'' dedi oldukça sert bir tonla. ''Neyiniz var Yakov Petrovic? Nedir bu haliniz?'' ''Bir şeyim yok Andrei Filipovic. Sadece bazı özel sorunlar. Özel hayatımla ilgili şeyler.'' ''Nedir sorununuz?'' Özel bir sorun diyorum Andrei Filipovic ve sanırım resmi ilişkilerimi etkileyecek bir durum söz konusu olamaz. Nasıl? Resmi ilişkiler mi? Neyiniz var beyefendi? Önemli bir şey değil. Sadece şımarık bir kız yüzünden. Ne? Nasıl yani? Andrei Filippovic çok şaşırmıştı. O ana kadar Andrei Filippovic ile merdivenlerin en alt basamandan konuşan Bay Goliathkin hemen merdivenleri tırmanıp yüz yüze konuşmaya hazırmış gibi görünüyordu. Şefinin hafifçe gülümsediğini görünce farkında olmadan bir adım attı. Andrey Filippovich geriledi. Bay Goliathkin merdivenleri yavaş yavaş çıkmaya devam ediyordu. Andrey Filippovich telaşla etrafına bakındı. Bay Goliathkin aniden hızlandı. Andrey ondan hızlı davranıp hemen içeri girdi ve kapıyı kapattı. Bay Goliathkin bir başına kala kalmıştı. Gözleri karardı. Büyük bir şaşkınlık içindeydi ve çok yakınlarda gerçekleşmiş son derece anlamsız başka bir olayı hatırlamış gibi derin düşüncelere dalmıştı zorlukla gülümseyerek eh eh diye mırıldandı. Bu arada merdivenlerin başından muhtemelen Olsafi İvanoviç'in davet ettiği misafirlerin konuşmalarını ve ayak seslerini duydu. Bay Goliatkin toparlandı. Rakun kürkünden yakasını kaldırıp mümkün olduğu kadar yüzünü saklamaya çalıştı. Sendeleyerek seri adımlarla aceleyle ve ayaklarını sürüyerek merdivenlerden inmeye koyuldu. Yorgunluk ve uyuşukluk hissediyordu. Kafası o kadar karışmıştı ki kupa arabasının kapıya yanaşmasını beklemedi. Çamurlu avludan geçerek kupa arabasına kendisi gitti. Kupa arabasına binerken yer yarılıp içine girmeyi ya da kupa arabasıyla birlikte bir fare deliğine saklanmayı istiyordu. Olsufi İvanoviç'in evindeki herkes pencerelere dizilmiş, onu seyrediyormuş gibi hissediyordu. Arkasını dönerse oracıkta düşüp öleceğinden emindi. ''Ne gülüyorsun eşek herif?'' Dedi aceleyle arabaya binmesine yardım etmek için hazırlanan Petruşka'ya. Niye güleyim? Güldüğüm falan yok. Şimdi nereye? Eve gidiyoruz. Haydi çabuk. Eve çek. Petruşka kupa arabasının basamağına çıkıp bağırdı. Sesi de karga gibi diye düşündü Bay Goliatkin. Bu arada kupa arabası İzmirloski köprüsünden oldukça uzaklaşmıştı. Kahramanımız aniden ipi çekti ve arabacıya seslenerek hemen geri dönmesini söyledi. Arabacı atları döndürdü ve iki dakika sonra yine Olsifi Ivanoviç'in avlusuna girdi. ''Hayır, aptal, dur, dön geri!'' diye bağırdı Bay Golyatkin. Arabacı da sanki bu emri bekliyordu. Hiç itiraz etmedi ve girişin önünde durmadan avluda bir tur atarak tekrar caddeye çıktı. Bay Golyatkin eve dönmedi. Semyonovski Köprüsü'nü geçtikten sonra arabacıya bir sokağa sapmasını ve oldukça mütevazı bir lokantanın önünde durmasını emretti. Kupa arabasından inen kahramanımız parasını verip arabacıyı gönderdi. Petruşka'ya eve gidip kendisini beklemesini emretti, lokantaya girdi ve özel bir odaya geçerek yemek ısmarladı. Kendini kötü hissediyordu ve kafası karma karışıktı. Odanın içinde uzun süre sıkıntıyla bir duvardan diğerine gitti geldi. Sonunda masaya oturdu. Ellerini alnına dayayarak durumunu gözden geçirmeye ve bir karara varmaya çalıştı. O gün meclis üyesi ve aynı zamanda Golyatkin'in veli nimeti olan berendevein biricik kızı Klara Olsufievna'nın doğum günü parlak bir şekilde İzmäloğlu Köprüsü dolaylarında oturan yüksek memurların uzun süredir görmediği görkemli, gösterişli bir yemekle bir akşam yemeğinden çok Baltazar'ın ziyafetlerini anımsatan bir yemekle, zevk, ihtişam, kibarlık bakımından ve Yeliseyev'le ye Mulitin'den alınan şampanya, estiridye, meyvelerle ve ayrıca kaymak tabakayla, yüksek rütbeli memurların katılımıyla Babil alemlerini hatırlatan bir yemekle kutlanmıştı ve bu görkemli yemekle kutlanan doğum günü, küçük ama hoş, elit ve kibar bir aile balosuyla sona ermişti. Bu tür balolar olur ama böylesine bir baloya pek sık rastlanamayacağını açık yüreklikle belirtmeliyim. Balodan çok aile toplantısına benzeyen bu tür balolara ancak meclis üyesi Berende evin evi gibi evlerde rastlanabilir. Açıkçası meclisin diğer üyelerinin bu tür bir balo düzenleyebilecekleri konusunda şüphelerim var. Ah, keşke şair olsaydım. Ama Homeros ya da Pushkin ayarında bir şair. Onlar kadar yetenekli olmayan bir şair bu işin üstesinden gelemez. Ey okuyucu! Eğer bu kadar yetenekli olsaydım, parlak renkler ve büyük fırçayla bu baloyu resmederdim. Bu görkemli günü tüm güzelliğiyle kağıda dökerdim. Şiirime akşam yemeğiyle başlardım ve toplantının onur konuğu şerefine ilk kadehlerini kaldırdığı o etkileyici ve törensel anı özellikle vurgulardım. İlk olarak Demostenes'in bir konuşmasını saygıyla dinler gibi sessiz duran konukları betimlerdim. Konukların en yaşlısı olduğu için belli bir üstünlüğe sahip olan, saçları ağarmış Andrei'nin oturduğu yerden kalkmasını ve parlak bir şarap kadehini şerefe kaldırmasını anlatırdım. O şarap ki böyle önemli anlarda içilmesi için uzak bir krallıktan getirtilmişti ve bir şaraptan çok cennet meyvelerinin suyuna benziyordu. Andre'in ardından kadehlerini kaldıran ve meraklı gözlerle ona bakan konukları ve doğum günü kutlanan genç kızın mutlu ailesini anlatırdım. Gözyaşları kadehine damlayan Andre'in konuşmasını ve iyi dileklerini, herkesi şerefe içmeye davet etmesini anlatırdım. Ama yemeğin baş kadın oyuncusu Clara, mutluluk ve utangaçlıktan bir bahar gülü gibi pembeleşen yanaklarıyla, duygularına egemen olamayıp kendini annesinin kollarına bıraktı. Duygulan'ın annesinin gözyaşlarına hakim olamadığı, uzun hizmet yıllarında bacaklarını kaybeden ve bu hizmetlerini kaderinin servet, ev, birkaç köy ve güzel bir kız evlatla ödüllendirdiği, ihtiyar, saygıdeğer meclis üyesi babası Olsifi için bir çocuk gibi ağlamaya başladı. Ve gözyaşları arasında ekselanslarının son derece iyiliksever bir insan olduğunu söylediği o anı hakkını vererek anlatamayacağımı itiraf etmeliyim. O anda orada bulunanların kalplerinde hissettikleri coşkuydu. Hatta genç bir kayıt memurunun, o anda kayıt memurundan çok bir meclis üyesini andırıyordu. Andrei Filipovic'in dokunaklı konuşmasını dinlerken ağladığını da. Kesinlikle anlatamayacağımı söyleyeyim. Hoş, Andrei Filipovic de o görkemli anda 6. dereceden bir memura ve bir bölüm şefine benzemiyordu. Hayır, kesinlikle başka biriydi. Neye benzetebileceğimi ben de bilmiyorum. Ama altıncı dereceden bir memura benzemiyordu. Çok daha yüce bir insandı. Son olarak... Tanrım, neden ben insan hayatındaki erdemin bazen nankörlüğe, özgür düşünceye, kusurlara ve kıskançlığa üstün geldiğinin kanıtı olan bu görkemli ve ibret verici anları güzel ve etkili bir dille anlatma yeteneğinden mahrum bıraktın? Hiçbir şey söylemek istemiyorum. Çünkü kötü anlatmaktansa hiçbir şey söylememek çok daha zarif olur. Ama dikkatinizi Andrei'nin oturduğu yerden kalkıp şerefe kadeh kaldıran ve genç kızın anne babasının yaşlı gözlerinde, Andrey Filipovic'in gururlu gözlerinde, şerefine yemek verilen genç kızın mahcup gözlerinde, konukların hayranlıkla bakan gözlerinde, bu parlak gencin bazı genç meslektaşlarının kıskanç gözlerinde büyük bir değer kazanan 26 yaşına yeni girmiş olan yeni Vladimir Semyonovic'e çekmek istiyorum. Bu genç adamın iltifat olarak genç bir adamdan çok yaşını başına almış tecrübeli bir adama benzediğini söyleyebilirim. Kızaran yanaklarından rütbesine kadar her şeyinin ahlaklı ve prensip sahibi bir insan olduğunu haykırdığını söylemeden geçemeyeceğim. Ve son olarak Andrei Filipovic'in çalışma arkadaşı, Olsifi İvonevic'in eski çalışma arkadaşı, masa şefi, aynı zamanda ailenin eski bir dostu ve Klara'nın vaftiz babası olan Anton Antonevic Setoçki'nin saçlarına ak düşmüş bu ihtiyarın horoz taklidi ve şakalar yaparak kadeh kaldırdığını da anlatmayacağım. Onun bu senli benli tavrının, deyim yerindeyse herkesi gülmekten kırıp geçirdiğini, ve Clara'nın da anne babasının talimatıyla bu şakalar ve tatlı sözler için onu öperek ödüllendirdiğinden de bahsetmeyeceğim. Ama şu kadarını söyleyeyim. Bu keyifli yemekten sonra misafirler birbirleriyle adeta kardeş gibi olmuşlardı. Yaşlılar ve kalburüstü kişiler dostça, hatta son derece samimi ve açık sözlü kısa bir sohbetten sonra değerli vakitlerini hiç kaybetmeden başka bir odaya geçtiler. Ve iki gruba ayrılıp saygınlıklarına yaraşır bir edayla yeşil çuhalı masalara oturdular. Kadınlar misafir odasına geçtiler ve kısa süre içinde kaynaşıp çeşitli konulardan bahsetmeye başladılar. Ve gecenin ilerleyen saatlerinde bacaklarını inanç doğruluk uğrunda kaybetmiş ve bu yüzden ödüllendirilmiş olan son derece saygıdeğer ev sahibi Vladimir Semyonevich ve Clara'nın yardımıyla konuklarının arasında dolaştı. Ve sonunda o da iyice keyiflenerek her türlü masrafı göze alıp küçük, mütevazı bir balo tertiplemeye karar verdi. Baloda çalacak müzisyenleri getirmesi için becerikli bir genci, yemekte bölüm şefini andıran genci görevlendirdiler. 11 kişiden oluşan orkestra saat tam 8.30'da Fransız kadrilleri ve buna benzer danslar çalmaya başladı saçları ağarmış ev sahibinin eşsiz bir misafirperverlik gösterip düzenlediği baloyu anlatmak için kalemim yetersiz. Sönük ve renksiz kalacağını söylememe gerek bile yok. Sorarım size dostlar. Bay Golyatkin'in ilgi çekici maceralarının mütevazı anlatıcısı olan ben, bu balayı nasıl anlatabilirim? Güzelliğin, görkemin, nezaketin, neşenin, ağırbaşlı kibarlığın, kibar ağırbaşlılıkla, canlılıkla, eğlenceyle karışımını, yüksek rütbeli memurların leylak pembesi omuzları ve yüzleriyle, güzel endamlarıyla, bu sakin duruşlarına, kibarca söylemek gerekirse, pek doygun davranmayan hareketli ayaklarıyla birer masal perisini andıran eşleri ve kızlarını nasıl anlatabilirim? Ve son olarak, dans aralarında kimi küçük yeşil odada piposunu tüttüren, kimi ise salondan ayrılmayan neşeli ve vakur, genç ve ağırbaşlı, dalgın görünen, centilmen, memur delikanlıları. Her biri önemli bir rütbeye ve soyadına sahip olan delikanlıları. Zarafet ve öz saygı duygusuna sahip delikanlıları. Hanımlarla düzgün bir Fransızca ile konuşan ve eğer Rusça konuşacaklarsa en güzel ifadeleri, komplimanları, incelikli deyimleri kullanan delikanlıları. Sadece pipo içtikleri odada bu tarz konuşmayı bırakıp, Petka, dostum.'' O ne polkaydı öyle ya da vay vaysa dans ettiğin kıza nasıl da sarılmıştın gibi ifadeler kullanan delikanlıları nasıl anlatayım? Bütün bunları size son derece güzel bir dille resmetmek isterdim sevgili okuyucular. Ama maalesef yeteneğim buna izin vermiyor ve bu yüzden susuyorum. Biz en iyisi gerçekten yaşanmış bir öykünün tek ve gerçek kahramanı Bay Goliatkin'e dönelim. Bütün bunlar yaşanırken tuhaf, aslında oldukça tuhaf bir durumdaydı. O da oradaydı beyler, yani baloda değildi ama oldukça yakınlardaydı. Kendindeydi beyler ama onun için her şey yolunda denilebilecek bir durumda değildi. Oradaydı, söylemesi bile garip geliyor, oradaydı ama... Olsa fil İvanoviç'in evinin arka merdivenlerinde. Bir şey yoktu. Orada dikiliyordu. Aklı başındaydı. Pek sıcak olmayan karanlık bir yerde, büyük bir dolap ve eski paravanların arasında, çöplerin ve ıvır zıvırların ortasında saklanmıştı ve olup bitenleri takip ediyordu. Sadece izliyordu. İstese içeri girebilirdi. Niye girmesindi ki? Bir adım atsa içerideydi ve bunu ustalıkla becerebilirdi. O anda büyük bir dolap ve eski paravanların arasında, çöplerin ve ıvır zıvırların ortasında, üç saat soğukta bekledikten sonra bir Fransız bakanın beklemeyi bilen amacına ulaşır sözünü tekrarlıyordu. Goliatkin bu sözü farklı konuyla ilgili bir kitapta okumuştu ve söze son derece uygun düşen bir anda hatırlamıştı. İlk olarak bu söz sanki içinde bulunduğu durum için söylenmişti. Öte yandan macerasının sonunun iyi bitmesi ümidiyle üç saattir arka kapının önünde karanlıkta ve soğukta bekleyen bir insanın aklına neden gelmesinde, Fransız bakanının sözünü hatırlayan Bay aklına, nedense Türk veziri Mart ve öyküsünü yine bir kitapta okuduğu güzel Kontes Louis geldi. Sonra aklına cizvitlerin başarıya ulaşmak için her şey mübahtır anlayışı geldi. Kendini bu tarihsel anlayışla cesaretlendiren Golyatkin, cizvitlerde kimmiş diye düşündü. Hepsi birer aptaldı. Servis büfesinin olduğu oda, Bay Goliatkin'in o anda saklandığı arka merdivenler açılan oda, bir dakika boş kalsaydı, dünyadaki bütün cizvitlere boş verir, servis büfesinin olduğu odadan çay odasına, oradan da oyun odasına, oradan da o anda polka yaptıkları salona geçerdi. Geçerdi, kesinlikle geçerdi ve kimse onu fark etmezdi. Ve oraya geçince de ne yapacağını bilirdi aklından neler geçtiğini bilmek pek mümkün olmasa da kesinlikle gerçek öykümüzün kahramanının durumu buydu. O da herkes gibi girip merdivenleri tırmanabilirdi. Niye yapmasındı ki? Ama daha ötesi için açıkçası pek cesareti yoktu. Bunun nedeni herhangi birinden çekinmesi değil, gitmeyi istememesi, saklanmayı tercih etmesiydi. İki buçuk saattir sessizce bekliyordu. Neden beklemesin ki? Ben şimdi nasıl yürüyüp içeri gireceğim? Numaracı sen de. Golyatkin soğuktan donmuş eliyle soğuktan donmuş ayağını çimdikledi. Aptalın tekisin. Soyadını hak ediyorsun. Ama o anda kendi kendine öylesine belli bir amacı olmadan çıkışıyordu. Birkaç adım atmak ve içeri girmek üzereydi. Beklediği fırsat gelmişti. Büfe odası boştu ve etrafta da kimseler görünmüyordu. Golyatkin küçük pencereden bunu görmüştü. İleri doğru iki adım atıp kapıyı açmaya başlamıştı. Girsem mi, girmesem mi? Acaba girsem mi yoksa girmesem mi? gireceğim. Neden girmeyeyim? Zafer cesur davrananlarındır. Kendi kendini böyle cesaretlendiren kahramanımız aniden ve beklenmedik bir hareketle yeniden paravanların arkasına geriledi. Hayır, olmaz diye düşündü ya birisi girerse? İşte birileri girdi bile. Kimse yokken neden fırsatı kaçırdım? Rahatlıkla girebilirdim. Ben de bu pısırıklık varken içeri falan giremem. Ne kadar da çekingenim. Tavuk gibi korkuyorum. Benim soyumda var. Bütün mesele bu. Hiçbir işi doğru düzgün beceremeyiz biz. Buna şüphe yok. Kazık gibi dikildim kaldım burada. Şimdi evde oturmuş çayımı içiyor olmalıydım. Şimdi bir çay olsa ne iyi olurdu. Biraz daha geç kalırsam petruşkada söylenmeye başlar. Eve mi gitsem? Bu yemeğin de, balonun da cehenneme kadar yolu var. Gidiyorum işte. Goliat bu karar verdikten sonra yay gibi öne atıldı. İki adım atınca kendini büfe odasında buldu. Hızla kaputunu ve şapkasını çıkartıp bir köşeye koydu. Üstünü başını düzeltti. Sonra sonra çay salonuna Çay salonundan da büyük bir heyecanla kağıt oynayanlara fark ettirmeden diğer odaya geçti. Sonra, sonra Goliatkin etrafında olup bitene aldırmadan aniden dost doğru dans salonuna daldı. Şansına o anda kimse dans etmiyordu. Genç bayanlar resmedilmeye değer gruplar halinde dolaşıyorlardı. Erkeklerin bir kısmı kendi aralarında gevezelik ediyor, bir kısmı da sonraki danslar için bayanlardan söz alıyordu kim bunların hiçbirinin farkında değildi. Gözü sadece Clara'yı görüyordu. Onun yanında Andrei Filipovic, Vladimir, iki ya da üç subay ve herkesin hemen fark edeceği geçmişte belirli başarılar kazanmış ya da gelecekleri parlak iki ya da üç genç vardı. Birkaç kişiyi daha gördü ya da görmedi. İşin doğrusu kimseye görmedi, kimseye bakmadı. Onu davet edilmediği bir baloya çeken yay daha da çekiyordu. Yoluna çıkan bir danışmana çarptı, ayağına bastı. Yaşlı bir kadın cazının eteğine takıldı, hafifçe yırttı. Elinde tepsi olan bir uşağa çarptı ve bunları fark etmeden, daha doğrusu fark etmesine rağmen aldırmadan ilerledi ve kendini Clara'nın karşısında buldu. O anda yer yarılsa büyük bir zevkle, gözünü bile kırpmadan içine girerdi kuşkusuz. Ama olan olmuştu bir kere. Geri döndürme imkanı yoktu. Ne yapacaktı? Durumu düzeltemezdi. Ancak dik durursa düzeltebilirdi. Goliatkin böyle durumlarda idare etmeyi bilmezdi. Dans salonlarında bulunmaya alışık değildi ama olan olmuştu. Üstelik cizvitlerde işe karışmıştı. Fakat Goliatkin o an onları düşünecek durumda değildi. Salondaki gezinmeler, sesler, konuşmalar, gülüşmeler birisi işaret vermiş gibi bir anda kesildi. Ve Goliat'ın etrafı yavaş yavaş insanlarla dolmaya başladı. Ama Goliatkin hiçbir şey duymuyor, görmüyor, hatta bakamıyordu bile. Hiçbir şeye, hiç kimseye bakamıyordu. Gözlerini yere dikti ve o gece bir şekilde kendisini öldürmeye yemin etti. Kendine bu sözü verdikten sonra içinden şöyle dedi: İşte başlıyor. Ve kendisinden beklenmeyen bir tavırla büyük bir heyecanla konuşmaya başladı. Goliatkin konuşmaya, doğum gününü kutlayarak ve iyi dileklerini sunarak başladı. Kutlama kısmı iyi gitti ama kahramanımız dilekler faslına gelince duraksamaya başladı. Duraksarsa her şeyi berbat edeceğini fark etti. Öyle de oldu. Duraksadı ve dili dolandı. Dili dolandı ve kızardı. Kızardı ve ne yapacağını bilemedi. Ne yapacağını bilemedi ve bakışlarını kaldırdı bakışlarını kaldırdı ve etrafına bakındı. Etrafına bakındı ve... Ve dona kaldı. Herkes etrafına toplanmış sessizce bekliyordu. Arkadakiler kendi aralarında fısıldaşıyorlardı. Öndekiler kahkahalarını saklamıyorlardı. Goliatkin itaatkar, şaşkın bakışlarını Andrei Filipovic'e çevirdi. Andrei Filipovic, Golyatkin'e öyle bir baktı ki, Kahramanımız daha önce zaten ölmemiş olsaydı bu bakışlar onu kesin öldürürdü. Neyse ki böyle bir şey pek mümkün değildi. Sessizlik hala sürüyordu. Bunlar daha çok ev ve özel hayatımla ilgili şeyler Andrei Filipovic. Goliatkin'in sesi zar zor duyuluyordu. İşle ilgili şeyler değil Andrei Filipovic. Kendinizden utanmalısınız beyefendi. Andrey Filippovitch kısık bir sesle konuşmuştu ama sesinde öfke vardı. Bunları söyledikten sonra Klaranın elinden tutarak Goliatkin'e sırtını çevirdi. Utanmam için bir neden yok. Goliatkin alçak sesle acıklı bakışlarını çevresini saranlar üzerine gezdirerek durumunu kurtarmak için bir çıkış yolu arayarak cevap verdi. Bir şey yok beyler. Bunda büyütecek ne var? Herkesin başına gelebilir. Goliatkin birkaç adım atıp çevresini saran kalabalıktan kurtulmaya çalışarak fısıldamıştı. Kalabalık açılarak ona yol verdi. Zavallı kahramanımız iki sıra meraklı ve şaşkın izleyicinin arasından geçti. Kader onu sürüklüyordu. Goliatkin kader tarafından sürüklendiğini hissediyordu. Bu nazik duruma hiç girmemiş, girişte karanlık merdivenlerin yanında kalmış olmayı diliyordu. Ama bu mümkün olmadığı için bir köşeye çekilip saklanmaya çalıştı. Öylesi mütevazı, uygun olacak, kimsenin dikkatini çekmeyecek ve aynı zamanda ev sahibiyle konukların hoşgörüsünü kazanacaktı. Ayrıca ayağını bastığı yerin kaydığını, sendeleyip düşeceğini hissediyordu. Sonunda köşeye ulaşabildi. Kollarını iki sandalyenin arkalıklarına yaslayıp sandalyelere sahip çıkarak ve Osifi Ivanoviç'in etrafında toplanmış misafirlerine elinden geldiğince kendisine güvenli bir tavırla bakarak, kayıtsız, Orada bulunanlardan farksız bir izleyiciymiş gibi durdu. En yakınındaki uzun boylu ve yakışıklı subayın yanında kendini bir böcek gibi hissediyordu. Bu iki sandalyenin sahibi var Teğmen'im. Biri Clara Olsufyevna'nın, diğeri şu anda dans pistinde olan Prenses Çevçe Hanova'nın. Onlar için tutuyorum. Goliatkin Teğmen'e yalvaran gözlerle bakıyor ve tıkanacakmış gibi konuşuyordu. Temen hiçbir şey söylemedi ve küçümser bir gülümsemeyle arkasını döndü. İlk denemede hedefi bulamayan kahramanımız şansını bir başka köşede denemeye karar verdi ve göğsünde önemli bir haç nişanı olan önemli bir danışmana yöneldi. Ama danışman öyle soğuk bir bakış attı ki, Goliatkin başından aşağı bir kova soğuk su dökülmüş gibi hissedip sustu. Kimseyle konuşmayıp sesini çıkarmamaya, iyiymiş, oradakilerden bir fark yokmuş gibi görünmeye karar verdi. Bu kararını uygulamak için gözlerini redingotunun kollarına dikti. Sonra başını kaldırdı ve saygıdeğer beyefendilerden birine bakmaya başladı. Başındaki peruk galiba, diye düşündü Goliatkin. Bir çıkarsa, kafası avucumun içi gibi çırılçıplak ortaya çıkar. Bu önemli keşfi yapan Goliatkin'in aklına, Muhammed Peygamber soyundan geldiklerini belirtmek için yeşil sarık saran Arap emirlerinin bu sarıkları çıkarmaları halinde çıplak, saçsız başlarının ortaya çıkacağı geldi. Sonra muhtemelen kafasındaki fikirlerle Türkler arasında özel bir bağlantı kurarak Andrei Filipovic'in giydiği çizmelerin çizmeden çok Türk işi çarıklara benzediğini düşündü. Goliatkin'in yavaş yavaş kendine geldiği görülüyordu. Tavandaki şu avize diye aklından geçti. Tavandaki şu avize birdenbire kopup insanların üzerine düşse hemen Clara'yı kurtarmaya koşardım. Onu kurtarıp şöyle derdim. ''Korkmayın hanımefendi, bir şey yok, kurtardım sizi.'' Sonra Goliatkin, Clara'yı görebilmek için etrafına bakındı ve olsifi Ivanovici'nin emektar uşağı Gerasimic'i gördü. Gerasimich son derece düşünceli, ciddi ve resmi bir tavırla ona doğru geliyordu. Golyatkin ürperdi. Gayri ihtiyari son derece tatsız bir duyguyla yüzüne ekşitti. Etrafına bakındı. Aklından kimseye görünmeden, fark ettirmeden hiçbir şey yapmamış, konunun kendisiyle hiç alakası yokmuş gibi savışmak geçti. Ama kahramanımız bir şey yapmaya fırsat bulamadan Gerasim hiç geldi, karşısına dikildi. "Farkettiniz mi Gerasim hiç?'' dedi kahramanımız gülümseyerek. "Gidin, uşaklara söyleyin." Şamdan'daki muma bakın, Gerasimich. Düşmek üzere. Söyleyin düzeltsinler. Yoksa şimdi düşecek Gerasimich. Mum mu dediniz efendim? Hayır, düzgün duruyor efendim. Biri sizi soruyor beyefendi. Kim beni soruyor? Doğrusu ben de tanımıyorum efendim. Adamın biri. Yakov Petrovich kim burada mı diye sordu. Çok önemli vacil bir mesele olduğunu söyledi. Böyle dedi efendim. Hayır Gerasim hiç, yanılıyorsunuz, yanlışınız var. Sanmıyorum efendim. Hayır yanılıyorsunuz. Sizin sanıp sanmamanızın bir önemi yok. Beni kimse sormuyor. Ben burada kendi evimde sayıldığımdan beni sorabilecek herkes zaten burada. Bay Goliatkin nefes aldı ve etrafına baktı. Her şey meydandaydı. Salondaki herkes büyük bir ağır başlıkla gözlerini, kulaklarını ona dikmişlerdi. Erkekler daha da yaklaşmış dinliyorlardı. Kadınlar biraz ileride kendi aralarında fısıldaşıyorlardı. Ev sahibi de Bay Goliatkin’in yakınlarına geldi ve görünüşünden, tavırlarından Goliatkin’in durumuyla pek yakından ilgilenmemiş gibi görünüyorduysa da öykümüzün kahramanı onun hareketlerinden kaderini tayin edecek anın geldiğini hissetmişti. Goliatkin cesur bir hamle yapma, düşmanlarını yere serme geldiğini iyice anlamıştı. Golyatkin'in içi kıpır kıpırdı. İyice heyecanlanmıştı ve geresemçe dönerek titrek, mağrur bir sesle konuşmaya başladı. ''Hayır dostum, beni kimse çağırmıyor. Yanılıyorsun. Şunu da söyleyeyim. Sabah bana...'' ''Sabah bana...'' Bay Goliatkin sesini yükseltti. ''Veli nimetim olan ve bunca yıldır bana babalık eden Olsufi İvonev için ailesinin bu en mutlu gününde bana evinin kapısını kapattığını söylediğinde de yanılıyordun.'' Bay Goliatkin sözlerinden memnun, gerçekten duygulanmış bir halde etrafına baktı. Gözleri doldu. Tekrar ediyorum dostum. Kahramanımız sözlerini tamamladı. Hata ettin. Çok büyük ve bağışlanamaz bir hata ettin. Gayet görkemli bir andı. Goliatkin söylediklerinin çok düzgün bir izlenim yarattığını hissetti. Goliatkin başına öneymiş. Olsifi Ivanovich'in onu kucaklamasını bekliyordu. ...misafirler arasında fark edilir bir heyecan ve hareketlenme olmuştu. Taş yürekli ve merhametsiz Gerasimic bile... ...bu sefer zorlanarak... ...sanmıyorum efendim diyebilmişti. Ama acımasız orkestra... ...hiç de sırası değilken bir polka çalmaya başladı. Her şey boşa gitmiş... ...yarattığı izlenim tamamen dağılmıştı. Goliatkin irkildi... ...Gerasimic geriledi... ...salonda bir dalgalanma oldu ve Vladimir Semyonovich, Clara Olsufievna ile yakışıklı teğmen de Prenses Çevçahanova ile ilk dans yapabilmek için atıldılar. İzleyiciler polka yapan çiftleri ilgiyle ve zevkle izleyebilmek için geriledi. Polka o günlerde herkesin ilgiyle izlediği ilginç yeni moda dansı. Golyatkin o an için unutulmuştu ama aniden herkes heyecanlandı. Koşuşturmaya başladı. Kalabalık birbirine girdi, müzik kesilmişti çok garip bir şey oldu. Dans etmekten yorulan, nefes nefese kalan Clara kıpkırmızı kesilmiş, yanakları ve hızla kalkıp binen göğsüyle kendini koltuğa bıraktı. Herkes ona hayran olmuştu. İltifat etmek ve yaşattığı keyif dolayısıyla teşekkür etmek için birbirleriyle yarışıyordu. Golyatkin aniden atılıp karşısında durdu. Yüzü sararmıştı, perişan bir haldeydi. Yorulmuşa benziyor, güçlükle hareket ediyordu. Nedense gülümsüyordu bir şey rica ediyormuş gibi elini uzattı. Bu davet karşısında şaşıran Clara elini çekecek zaman bulamadı ve Goliatkin'in davetini kabul etmek zorunda kaldı. Goliatkin öne doğru sendeledi. Bir kere daha sendeledi. Ayağını kaldırdı, yere sürttü, yere vurdu, ayağa takıldı. O da Clara ile dans etmek istiyordu. Clara bir çığlık attı. Elini Goliatkinden kurtarabilmek için herkes atıldı ve kalabalık kahramanımızı bir anda yaklaşık on adım uzağa etti. Hemen bir çember içine aldı. Geri çekilirken neredeyse devirdiği iki yaşlı kadının çığlığı ve feryadı duyuldu. Korkunç bir kargaşa vardı. Herkes sorular soruyor, herkes bağırıyor, herkes bir şeyler söylüyordu. Orkestra susmuştu. Kahramanımız çevresini saran çemberin içinde dönüp duruyor... Yüzüne bir gülümseme oturmuş kendi kendine, ben neden hanımların hoşuna giden yeni çıkmış, enteresan polka dansı yapmayayım ama sıradan bir şeyse kabul etmeliyim ki diye mırıldanıyordu. Ama kimse Goliatkin'in neyi kabul ettiğiyle ilgilenmiyordu. Kahramanımız aniden bir elin kolunu yakaladığını, başka bir elin de hafifçe sırtından iterek onu başka bir köşeye sürüklediğini hissetti. Kapıya doğru gittiğini fark etti. Goliath bir şeyler söylemek, bir şeyler yapmak istedi. Ama hayır. Artık başka bir şey istemiyordu. Sadece farkında olmadan gülümsemeye devam ediyordu. Kaputunu giydirdiklerini, şapkasını gözlerine kadar indirdiklerini hissetti. Kendini bir anda giriş holünde, karanlıkta ve soğukta en sonunda merdivenlerde buldu. Ayağı bir şeye takıldı, bir uçuruma düşüyormuş gibi geldi. Bağırmak istedi ve kendini bir anda avluda buldu. Temiz havayı içine çekti ve birkaç dakika hareketsiz durdu. Yeniden çalmaya başlayan orkestranın sesi duyuldu. Goliatkin bir anda her şeyi hatırladı. Yitirdiği tüm enerjisini geri kazanmışa benziyordu. Ayaklarından zincirlenmiş gibi kala kaldığı yerde hızla ileri atıldı. Açık havaya, özgürlüğe, kaderinin onu götüreceği yere doğru koşmaya başladı. Bay Goliatkin, düşmanlarından, peşindekilerden işittiği hakaretlerden, yaşlı hanımların telaşlı bağrışmalarından, kadınların ahvahlarından ve Andrei Filipovic'in öldürücü bakışlarından kaçıp, kendinden geçmiş bir halde İzmailovski Köprüsü'nün yakınlarındaki fontan karıhtımına çıktığında, Petersburg'daki bütün saat kuleleri gece yarısını vuruyordu. Goliatkin kendini ölmüş gibi hissediyordu. Kelimenin tam anlamıyla ölmüştü ve o anda koşabilecek gücü bulmuş olması kendisinin de inanamadığı bir mucizeydi. Korkunç, ıslak, sisli, yağmurlu, ince ince kar yağan, insanın avutlarının şişmesine, nezleye, sıtmaya, anjine ve bunlar gibi her türlü ateşli hastalığa yakalanmasına neden olabilecek, kısacası Petersburg Kasımı'nın tüm nimetlerini sunan bir akşamdı. Rüzgar boş sokaklarda uğulduyor, Fontanka'nın kara sularını yükseltip kıyıya çarpıyor. Bu uldamalara tiz, keskin çalıklarla, her Petersburglu'nun yakından tanıdığı sonu gelmez ince, titrek seslerle dolu bir konserle karşılık veren sokak lambalarını coşkuyla yalayıp geçiyordu. Karla karışık yağmur yağıyordu. Yağmur damlaları rüzgarla birlikte itfaiye hortumundan fışkırır gibi yatay ve hızlı bir seyir izliyor ve talihsiz Golyat'kin'in yüzüne binlerce iğne gibi saplanıyordu. Arabaların uzaktan gelen tekerlek sesleri, rüzgârın uğultusu, sokak lambalarının gıcırtıları gecenin sessizliğini bozuyor ve çatılardan, verendalardan, oluklardan, saçaklardan kaldırıma dökülen suların şırıltıları duyuluyordu. Ne uzakta ne de yakında tek bir canlı bile görünmüyordu ve gecenin bu vaktinde, bu havada bu çok doğaldı. Sadece Goliatkin büyük bir ümitsizlikle gecenin bu vaktinde fontanka kaldırımlarında olmanın verdiği korkuyla küçük hızlı adımlar atıyor ve Şeslavoçnoy sokağında dördüncü kattaki dairesine bir an önce ulaşılabilmek için acele ediyordu. Kar, yağmur, Petersburg kasımının şiddetli fırtınası ve sisinin neden olduğu tarifsiz korku sanki gününü, akşamını gecesini berbat etmek için düşmanlarıyla işbirliği yapmış gibi talihsiz Goliatkin'in üzerine çökmüş ona hiç acımamış rahat vermemiş eliklerine kadar ıslatmış gözlerini açamaz hale getirmiş dört bir yandan esmiş sersemletip aklını başından almıştı Goliatkin bütün bunlara rağmen kaderin kendisine oynadığı son oyuna neredeyse hiç tepki vermemişti Birkaç dakika önce Belediye Meclis üyesi Berendevin evinde başına gelenler onu çok sarsmış, yaralamıştı. Yabancı, tarafsız bir gözlemci, Goliatkin'in bu üzücü kaçışını görseydi, içine düştüğü felaketin büyüklüğünü hemen anlardı ve Goliatkin'in kaçtığını, kaçıp saklanmak istediğini söylerdi. Durum gerçekten böyleydi aslında. Şunu da ekleyelim: Bay Goliatkin yalnızca kendinden kaçmak istemiyor. Bir daha geri dönmemek üzere ortadan kaybolmak istiyordu. O anda etrafındaki hiçbir şey duymuyor, etrafında olan hiçbir şey anlamıyordu. Yağmurlu gecenin, uzun süredir yürüdüğünün, yağmurun, karın, rüzgarın, kötü havanın farkında değil gibiydi. Çizmesinin üzerine geçirdiği galoşların sahteki Fontanka kaldırımlarındaki çamur ve kara takılıp düşmüştü. Ama Golyatkin dönüp almayı düşünmüyordu. Hatta düşündüğünün farkında bile değildi. Kafası o kadar karışmıştı ki etrafında dönen onca şeye rağmen aklına düştüğü korkunç durum geliyor ve kaldırımın ortasında put gibi hareket etmeden duruyordu. Bu anlarda ölüyor, ortadan kayboluyordu. Sonra aniden müthiş bir hızla atılıp koşmaya başlıyor, peşinde biri varmış, korkunç bir felaketten kaçıyormuş gibi sağına soluna dikkat etmeden koşuyordu durumu gerçekten korkunçtu. Sonunda gücü tükenen Golyatkin durdu. Aniden burnu kanamaya başlamış gibi rıhtımın parmaklıklarına yaslandı ve gözlerini Fontanka'nın bulanık kara sularına dikti. Bu durumda ne kadar kaldığı bilinmiyor. Bilinen tek şey o anda Golyatkin'in büyük bir ümitsizliğe, ızdıraba, üzüntüye kapılmış, yorgunluktan ölmüş, hiçbir şeyi hatırlamayacak bir duruma gelmiş olmasıydı ne geçtiği köprüyü, ne oturduğu sokağını, ne de o anki durumunu hatırlıyordu. Artık elinden ne gelirdi? Olan olmuştu. Mesele olmuş, bitmiş, hüküm verilmiş, imzalanmıştı. Yapabileceği ne kalmıştı? Aniden, aniden tüm vücudu ürperdi ve elinde olmadan yana doğru iki adım attı. Nedenini bilmediği bir huzursuzlukla etrafına baktı ama kimse yoktu. Alışılmadık bir şey olmamıştı ama yine de yine de yanında parmaklıklara yaslanan başka biri varmış. Ve ne gariptir ki bu biri ona hızlı hızlı anlaşılmaz ama onunla yakından ilgili bir şeyler söylemiş gibi gelmişti. Hayal mi gördüm yoksa? Bay Goliatkin tekrar etrafına bakındı. Hem neredeyim ben? Diyerek başını iki yana salladı ve miyop gözlerini kısıp önünde uzanan yağmurlu, karlı karanlığı olabildiğince seçmeye çalışarak endişe, üzüntü ve hatta korkuyla sisli nemli uzaklara baktı. Ama Bay Goliatkin'in gözlerine dikkatini çekecek yeni bir şey takılmadı. Her şey yerli yerinde olması gerektiği gibiydi. Örneğin kar daha büyük tanelerle, daha hızlı, daha yoğun yağıyordu. Yirmi adım ötesi görünmüyordu. Sokak lambaları şimdi daha tiz gıcırtılarla sallanıyor ve rüzgar kasvetli şarkısını, yarım kapik isteyen bir dilenci gibi daha acıklı, daha hüzünlü söylüyordu. Ne oldu bana böyle, diye kendi kendine sordu, tekrar etrafına bakılan ve yürümeye koyulan Goliatkin. Ama bu arada tüm benliğini yeni bir duygu kapladı. Hüzün dese hüzün değil, korku dese korku değil, garip bir duygu. Tüm vücudu mağlup bir titremeye tutuldu. Dayanılmaz bir andı. Bir şeyim yok dedi kendi kendini cesaretlendirmek için. Bir şeyim yok, iyiyim. Belki de bir şey olmamıştır ve kimsenin şerefine leke gelmemiştir. Belki de böyle olması gerekiyordu. Ne söylediğinin farkında olmadan devam etti. Belki de her şey yoluna girer, kimse bir şey söylemez, bu olay unutulur gider. Bunları söyleyip içini biraz ferahlatan Golyatkin biraz silkindi şapkasının, yakasının, paltosunun, atkısının, çizmelerinin üzerinde biriken karları temizledi. Ama içini kaplayan garip duygudan, garip karanlık yüzünden bir türlü kurtulamadı. Uzaklardan bir top patlaması duyuldu. Havada amma kötü diye düşündü kahramanımız. Sel mi geliyor acaba? Sular da hızlı yükseliyor. Goliatkin kendisi gibi bu geç saate kadar dışarıda kalmış birinin geldiğini gördüğünde bunları söylüyordu ya da düşünüyordu. Önemsiz, sıradan bir duruma benziyordu. Ama nedense Goliatkin kuşkulandı. Hatta korktu. Ne yapacağını bilemedi. Adamdan bir kötülük geleceğinden değil ama belli de olmazdı. Tanrı bilir kimin nesi bu saatte dışarıda olduğuna göre. Goliatkin'in kafasından bu düşünce geçti. Belki de burada olmasının bir nedeni vardır. Belki de amacı yolumu kesip sataşmaktır. Goliatkin tam olarak bunu düşünmemiş olabilirdi, ama buna benzer ve hiç de hoş olmayan şeyler hissetmişti. Ama bir şey düşünmek ya da hissetmek için yeterli zamanı kalmamıştı. Yabancı iki adım ötesindeydi. Goliatkin vakit kaybetmeden kendine has tavrını, yabancıyla bir ilgisi olmadığını, yolun ikisine yetecek kadar geniş olduğunu, kimsenin yoluna çıkmayacağını gösteren tavrını takındı. Bir anda yıldırım çarpmış gibi olduğu yerde kala kaldı ve hızla dönüp yanından geçip gitmiş olan adamın arkasından baktı. Sanki bir arkasından çekmiş gibi rüzgarın döndürdüğü bir rüzgar gülü gibi dönmüştü. Yabancı kar fırtınasının içinde çabucak gözden kaybolmuştu. Tepeden tırnağa Golatkin gibi giyinmişti ve aynı onun gibi fontankanın kaldırımı boyunca Hızlı, küçük adımlarla yürüyordu ve biraz da korkmuşa benziyordu. Bu da nesi? Golyatkin şüpheyle gülümseyerek ve baştan ayağa tüm vücudu titreyerek fısıldamıştı. Sırtından aşağı buz gibi bir ter aktı. Bu arada yabancı tamamen gözden kaybolmuş, ayak sesleri duyulmaz olmuştu. Ama Golyatkin olduğu yerde hala arkasından bakmaya devam ediyordu. Sonunda yavaş yavaş kendine geldi. Neler oluyor diye kendi kendine sıkıntıyla düşündü. Aklımı mı kaçırıyorum acaba? Döndü ve adımlarını hızlandırıp sıklaştırarak hiçbir şey düşünmemeye çalışarak kendi yoluna gitti. Hiçbir şey düşünmemek için gözlerini bile kapatmıştı. Rüzgarın uğultusu ve fırtınanın sesi arasında birdenbire çok yakından gelen ayak seslerini duydu. İrkildi ve gözlerini açtı. 20 adım ötesinde kendisine hızla yaklaşan bir karaltı gördü. Karalta aceleyle hızlı adımlarla yaklaşıyordu. Aralarındaki mesafe hızla azalıyordu. Goliatkin bu yeni, birkaç dakika önce tanıştığı yoldaşını ancak şimdi tam anlamıyla görebilmişti. Görünce de şaşkınlıktan ve korkudan bir çığlık attı. Bacakları titriyordu. On dakika önce yanından geçmiş olan adam şimdi birdenbire, hiç beklenmedik bir şekilde yeniden karşısındaydı. Ama Goliatkin'i hayrete düşüren tek mucize bu değildi. Goliatkin o kadar şaşırmıştı ki durdu, bağırdı, bir şeyler söylemek istedi. Yabancıya yetişmek. Muhtemelen arkasından seslenip durdurmak için hareketlendi. Yabancı gerçekten de durdu. Goliatkinden on adım ötedeydi ve sokak lambasının ışığı yabancıyı aydınlatıyordu. Durdu, Goliatkine döndü ve sabırsız, kaygılı bir ifadelerini söyleyeceğini beklemeye başladı. Özür dilerim. Sanırım. Birisiyle karıştırdım. Kahramanımızın sesi titriyordu. Yabancı sessizce hışımla döndü ve Bay Goliatkin yüzünden kaybettiği iki saniyeyi kazanmak ister gibi hızlanarak yoluna devam etti. Goliatkin ise zangır zangır titriyordu. Dizlerinin bağı çözülmüştü ve inleyerek kaldırım kenarındaki bir taşın üzerine çöktü. Bu kadar şaşırmasının bir nedeni vardı aslında. Bu yabancıyı bir yerden tanıyor gibiydi ama bir türlü çıkartamıyordu. Bu adamı sık sık görüyordu. Hatta yakınlarda görmüştü. Ama nerede görmüştü? Daha dün mü görmüştü? Asıl mesele Goliatki'nin bu adamı sık sık görmüş olması değildi. Zaten adamın dikkat çekici bir yanı pek yoktu. İlk bakışta dikkati çekecek bir özelliği de yoktu. Sıradan, herkes kadar dürüst bir adamdı. Hatta belki bazı önemli niteliklere de sahipti tek kelimeyle söyleyelim. Kendi halinde bir adamdı. Goliatkin bu adama karşı kin, nefret, hatta en ufak bir düşmanlık bile hissetmedi. Ama yine de özellikle o anda ve bu önemli bir noktaydı, özellikle o anda ve o şartlarda karşılaşmak isteyeceği tipte bir adam değildi. Şunu da ekleyelim. Bay Goliatkin bu adamı gayet iyi tanıyordu. Adını soyadını bile biliyordu. Ama yine de bu adama seslenmeyi, tanıdığını belli etmeyi, adamın soyadını, babasının adını söylemeyi kesinlikle istemezdi. Goliatkin'in şaşkınlığı kısa mı, uzun mu sürdü, kaldırım taşının üzerinde ne kadar oturdu, bunları söyleyemem. Ama kendisini biraz toparladıktan sonra ardına bakmadan, tüm gücüyle koşmaya başladığını söyleyebilirim. Zihni meşguldü, İki kere tökezledi, düşecek gibi oldu ve bu koşu sırasında Goliatkin'in diğer çizmesinin galoşu da düştü. Sonunda biraz nefes alabilmek için adımlarını yavaşlattı. Telaşla etrafına baktı ve farkında olmadan Fontanka'ya doğru yol aldığını, Aniçkin Köprüsü'nü geçtiğini, Nevski'den Liteyniye sapan yol ağzına geldiğini fark etti. Goliatkin Liteyniye saptı. O anki durumu uçurumun kenarında dururken altında sallanan, yarılan toprak parçası son bir sallanmayla koparak düşen ve onu da uçuruma sürükleyen ama tutunup kendini kurtaracak, gözlerini derin boşluktan başka bir yana çevirecek gücü, azmi olmayan birini andırıyordu. Uçurum onu kendine çekiyor ve sonunda ölüme bir an önce kavuşmak istercesine uçuruma kendisi atılıyor. Golyatkin yolda başına kötü bir şey geleceğini, hoş olmayan bir şey yaşayacağını, örneğin yabancıyla tekrar karşılaşacağını biliyordu, hissediyordu ve bundan kesinlikle emindi. Ama işin garibi o da karşılaşmak istiyordu. Bunu kaçınılmaz olarak görüyor ve içine düşmüş olduğu durumdan mümkün olduğunca çabuk kurtulmayı arzuluyordu. Ama bu arada konuşmaya devam ediyordu ve tüm vücudu zayıfladı. Uyuştuğu için sanki dış bir kuvvet onu hareket ettiriyordu. Kafasındaki düşünceler çalılara takılırcasına sağa sola takılıyor, tek bir noktada durmuyordu. Sırılsıklam olmuş titreyen bir sokak köpeği peşine takıldı. Kuyruğunu, kulaklarını kasıp ara sıra ürkek ve zeki gözlerle bakarak Goliat'kinin yanında koşuyordu. Uzun süredir unutmuş olduğu bir düşünce, uzun süre önce yaşamış olduğu bir olayın hatırası aklına gelmiş çekiç gibi kafasına vuruyor, canını sıkıyor ve bu düşünceyi kafasından atamıyordu. Şu pis köpek de nereden çıktı diye bilinçsizce mırıldandı Goliatkin. İtalyanskaya sokağına saparken yabancıyı tekrar gördü. Ama yabancı bu sefer ona doğru gelmiyor, onunla aynı yönde birkaç adım ilerisinde koşuyordu. Sonunda Şestilovoçnoy sokağına girdiler. Goliatkinin soluğu kesilmişti. Yabancı tam da Goliatkin'in oturduğu evin önünde durdu. Zilin sesi ve hemen ardından demir sürgünün gıcırtısı duyuldu. Kapı açıldı, yabancı eğildi, hızla içeri girdi ve gözden kayboldu. Goliatkin de hiç vakit kaybetmeden ok gibi atıldı ve kapıdan içeri daldı. Kapıcının homurdanmalarını aldırmadan nefes nefese allıa koştu ve bir anlığına gözden kaybettiği garip yol arkadaşını yeniden gördü. Yabancı Bay dairesine çıkan merdivenlere atıldı. Bay Golyatkin de hızla peşinden gitti. Merdivenler karanlık, rutubetli ve pisti. Her köşede kiracıların kapı önünde koyduğu çerçöp vardı ve kendini merdivenlerde bulan her yabancı, yarım saat boyunca böyle berbat bir yerde yaşayan arkadaşlarına küfrederek, karanlıkta bacağını kırmadan yolunu bulmaya çalışırdı. Ama Golyatkin'in yol arkadaşı burayı tanıyor, burada oturuyor gibiydi. Hiç yabancılık çekmeden kolayca ve hızla yolunu buluyordu. Goliatkin neredeyse adama yetişmişti. Hatta yabancının paltosunun eteği iki ya da üç kere burnuna sürtünmüştü. Kalbi duracak gibiydi. Gizemli yabancı Goliatkin’in kapısının önünde durdu. Kapıyı çaldı ve Petruşka uyumayıp adamın gelmesini bekliyormuş gibi hemen açtı. Başka bir zaman olsa bu durum Goliatkin’i iyice hayrete düşürürdü. İçeri giren adamın arkasından elinde mumla yürüdü. Hikayemizin kahramanı da kendini kaybetmiş bir halde içeri daldı. Şapkasını ve kaputunu çıkarmadan koridoru geçti ve odasının kapısının eşiğinde yıldırım çarpmış gibi durdu. Ön sezilerinde kesinlikle yanılmamıştı. Olacağını tahmin ettiği ve korktuğu her şey tamamen gerçekleşmişti. Zorlukla nefes alıyor, başı dönüyordu. Yabancı da kaputunu ve şapkasını çıkarmadan yatağın üzerine oturmuş, hafifçe gülümsüyordu ve Goliatkin'i süzerek başıyla dostça selam verdi. Goliatkin bağırmak istedi ama yapamadı. Bir şekilde karşı çıkmak istedi ama gücü yetmedi. Tüyleri diken diken olmuştu ve korkudan ölmek üzereydi. Korkması için yeterli neden vardı. Goliatkin gece vakti karşısına çıkan dostunun kim olduğunu anlamıştı. Bu dost kendinden başkası değildi. Her şeyle aynı başka bir Goliatkindi. Kısacası her anlamda öteki Bay Goliatkindi. Goliatkin ertesi gün saat tam sekizde yatağında gözlerini açtı. Önceki günün ve müthiş şeylerin yaşandığı inanılmaz, tuhaf gecenin bütün garip olayları aniden tüm ağırlığıyla aklına ve gözlerinin önüne geldi düşmanlarının ona karşı sergilediği merhametsiz şeytanca nefret ve hepsinden önemlisi bu nefretin son gösterisi Golatkin'in yüreğini sıkıştırdı. Ama başına gelenler o kadar garip, anlaşılmaz, çılgıncaydı ki inanıp ciddi almak oldukça zordu. Golatkin nefretin insana neler yaptırabileceğini, onuru ve gururu için savaşan düşmanın ne kadar acımasız olabileceğini, edindiği tecrübeler sayesinde öğrenmemiş olsaydı bütün olanları gerçek dışı bir hezeyan, hayal gücünün aniden düzenini yitirmesi, zihnin bulanıklaşması olarak değerlendirebilirdi. Ayrıca Goliatkin’in vücudundaki tüm hırpalanmış uzuvlar, serseme dönmüş başı, ağrıyan sırtı ve habis nezlesi önceki gece yürüyüşünün ve bu yürüyüş sırasında onların gerçekliğini kanıtlıyor ve doğruluyordu. Zaten Golyatkin'de arkasından işler çevrildiğinin, Ayağının kaydırılmaya çalışıldığının uzun süredir farkındaydı. Ama ne yapabilirdi? Goliatkin iyice düşündükten sonra uygun zaman gelene kadar sessiz kalmaya, olacakları kabullenmeye ve itiraz etmemeye karar verdi. Belki de sadece korkutmaya çalışıyorlardır. Aldırmadığımı, karşı gelmediğimi, sesimi çıkarmadan işimi yaptığımı görünce boş verip rahat bırakırlar. Petruşka'nın gelmesini, yatağında gerinip sızlayan vücudunu doğrultmaya çalışarak bekleyen Goliatkin'in aklından bu düşünceler geçiyordu. Neredeyse bir çeyrek saat bekledi. Tembel herifin tahta perdenin ardında semaverle uğraştığını duyuyor ama çağırıp çağırmamaya karar veremiyordu. Şunu da ekleyelim. Goliatkin Petruşka ile yüz yüze gelmekten biraz çekiniyordu. Tanrı bilir diye düşündü. Arna bilir bu namussuz olanlar hakkında ne düşünecek. Bir şey söylemez ama kim bilir aklından neler geçiyordur. Sonunda kapının gıcırtısı duyuldu ve Petruşka elinde tepsiyle içeri girdi. Goryatkin ne olacağını, malum konuda bir şey söyleyip söylemeyeceğini sabırsızlıkla bekleyerek çekine çekine yan gözle ona baktı. Ama Petruşka hiçbir şey söylemedi. Tersine her zamankinden daha ketum, sert ve kızgın bakıyordu. Hatta efendisine hiç bakmıyor, suskunluğu Golyatkin'i endişelendiriyordu. Getirdiklerini masaya bıraktı. Döndü ve sessizce kendi bölmesine gitti. Namussuz herif, her şeyi öğrenmiş diye söylendi Golyatkin çayını alırken. Yine de Petruşka çeşitli nedenlerle birkaç defa daha odasına girmesine rağmen kahramanımız hiçbir şey sormadı. Golyatkin'in içini derin bir huzursuzluk kapladı. Daireye gitmekten ödü patlıyordu orada onu bir aksiliğin beklediği duygusuna kapılmıştı. Gittim diyelim diye düşündü. Orada bir aksilikle karşılaşmayacağım ne malum? Biraz sabırlı olsam daha iyi değil mi? Beklemek daha iyi olmaz mı? Oradakiler bırakayım ne isterlerse yapsınlar. Bugün biraz evde oturup gücümü toparlayayım. Bu konu hakkında etraflıca düşüneyim. Uygun zaman geldiğinde de ansızın çökerim başlarına. Bunları düşünen Golyatkin piposunu defalarca doldurup içti. Zaman akıp geçti. Saat dokuz buçuğa gelmişti bile. Saat de dokuz buçuk oldu bile diye düşündü Golyatkin. Mesai çoktan başlamıştır. Hastayım zaten. Hem de nasıl hastayım? Çok hastayım. Hasta olmadığımı kim söyleyebilir? Bana ne canım? İnanmıyorlarsa muhasebeciyi gönderip kontrol etsinler. Gelip görsünler ne kadar hastayım. Sırtım ağrıyor. Öksürüyorum. Nezleyim. Bu havada sokağa falan çıkamam. İyice hastalanıp ölürüm. Bu mevsimde giden gidene. Golyatkin bu tür akıl yürütmelerle vicdanı rahatlattı ve Andrei Filipovic'den işe gelmediği için işitici cihazlara karşılık önceden bahane yarattı. Öykümüzün kahramanı bu tür durumlarda kendini mazur gösterecek bahaneler yaratarak vicdanı rahatlatmayı çok severdi. Böylelikle vicdanı rahatlattıktan sonra piposunu doldururdu ve yakmaya hazırlanırdı. Ama tam bu anda Sedir'den fırladı. Pipo'yu bir kenara koydu, hızla elini yüzünü yıkadı, tıraş oldu, redingotunu giydi, üstünü başını düzeltti, bazı evraklar aldı ve hızla büroya koştu. Goliatkin kötü bir şey olacağı endişesiyle çalıştığı büroya korka korka girdi. Engel olamadığı karanlık ve aynı zamanda tatsız bir endişeydi. Masa şefi Anton Antonevç'in yanındaki masasına korka korka ilişti sağa sola bakmadan, etrafla meşgul olmadan önündeki evraklarla ilgilenmeye başladı. Hiçbir meydan okumaya, hiçbir tacize mümkün olduğunca kulak asmamaya karar verdi. Nezaketsiz soruları, önceki akşamla ilgili küçük şakaları ve imaları duymazdan gelecekti. Ama görünüşe göre bu kararını uygulayabilmesi olanaksızdı. Duyduğu endişe ve merak her şeyden fazla işkence ediyordu. Bu nedenle Goliatkin, kendi kendine söz vermiş olmasına rağmen İkide bir gizli gizli, sessiz sessiz kafasını kaldırıyor, sağa sola bakıyor, iş arkadaşlarını gözlüyor ve kendisiyle ilgili gizlice bir şeyler konuşup konuşmadıklarını anlamaya çalışıyordu. Etrafında olup bitenlerin dünkü olayla bir bağlantısı olduğunu düşünüyordu. Sonunda içi içini öyle yemeye başladı ki, sonu kötü de olsa bu meselenin açıklığa kavuşmasını ister hale geldi. Halbuki buna hiç gerek kalmayacaktı. Kaderi Goliatkin'e yardım etmişti. Tüm şüpheleri birdenbire hem de son derece garip ve beklenmedik bir şekilde ortadan kalktı. Odanın kapısı içeri giren kişinin son derece önemsiz bir olduğunu belirtmek ister gibi yavaşça gıcırdayarak açıldı ve Goliatkin'e son derece benzeyen bir kişi kahramanımızın oturduğu masanın önünde sessizce çekingen bir halde durdu. Kahramanımız kafasını kaldırmadı. Hayır, bu kişiyi göz ucuyla hafifçe süzdü. Ve her şeyi en ince ayrıntısına kadar gördü, anladı. Utancından kıpkırmızı oldu ve kafasını avcısından kurtulmak için kafasını sıcak kuma gömen deve kuşu gibi kağıtların arasına gömdü. Yeni gelen adam Andrei Filippovich'e selam verdi ve sonra bütün amirlerin yeni gelen memurlara karşı kullandıkları resmi kibarlıkta bir ses duyuldu. Şöyle oturun lütfen. Andrei Filippovich yine gelene Anton Antonovich'in masasını işaret etmişti. Golyatkin'in karşısına geçin. Size hemen bir iş vereceğiz. Andrei Filipovic nazikçe ve yeni gelene ne yapacağını gösteren bir el hareketiyle konuşmasının bittiğini işaret etti ve vakit kaybetmeden önündeki kağıt yanına daldı. Golyatkin nihayet kafasını kaldırdı. Oracıkta bayılmamasının tek nedeni yabancının kim olduğunu hissedip olacakları önceden tahmin etmiş ve kendini buna hazırlamış olmasıydı. Goliatkin'in ilk hareketi hızlıca çevresine bakmak oldu. Fısıldaşan, bu konu hakkında şakalar yapan, ağzı hayretten bir karış açık kalan, korkudan masasının arkasına saklanan kimse olmuş muydu? Ama Goliatkin'den başka şaşkınlığa düşen kimse yoktu. Arkadaşının ve meslektaşlarının tavrı Goliatkin'i hayrete düşürmüştü. Sağ duyuya sığmayan bir durumdu. Hatta bu garip sessizlik Goliatkin'i korkutmuştu. Mesele meydandaydı. Garip, çirkin, akıl almaz bir durumdu. İnsanı yerinden zıplatacak kadar garip. Bütün bunların Goliatkin'in aklından hızla geçenler olduğunu söylemeye gerek yok. Kendi kendini yiyip bitiriyordu. Bunun için yeterli nedeni vardı doğrusu. Goliatkin'in tam karşısında oturan kişi, Bay Goliatkin'in korkusu, Bay Goliatkin'in utancı, Bay Goliatkin'in önceki geceki kabusu, kısacası Goliatkin'di. Hem de ağzı açık, elindeki kalemiyle kalmış bir halde masasında oturan Bay Goliatkin değildi. Şefine yardım eden Goliatkin değildi. Silik davranmaktan ve kalabalığın arasında kaybolmaktan hoşlanan Goliatkin değildi. Tavırlarıyla açıkça "Ben size ilişmiyorum, siz de bana ilişmeyin" ya da "Ben kimseye bulaşmıyorum, kimse de bana bulaşmasın" diyen Bay Goliatkin değildi. Hayır, bu Bizim Baygoliatkin'e tıp adıp benzemesine rağmen farklı, tamamen farklı, başka bir Baygoliatkin'di. Boyu posa aynı, giyimi aynıydı, saçı bile aynı şekilde dökülmüştü. Kısacası o kadar benziyordu ki, yan yana otursalar hangisinin gerçek, hangisinin sahte, hangisinin eski, hangisinin yeni baygolyatkin olduğunu kimse ayırt edemezdi. Kahramanımız teşbihte hata almaz. Muzib bir çocuğun eğlenmek için yüzüne gizli ayna tutarak gözünü kamaştırdığı bir adam durumundaydı. Nedir bu? Rüya mı? diye düşündü. Bu olanlar gerçek mi? Dünün devamı mı? Neler oluyor? Bunu bana ne hakla yaparlar? Bu memuru kim atadı? Buna kim izin verdi? Düş mü yoksa hayal mi bu? Bay Goliatkin kendini çimdikledi. Hatta başka beni çimdikleme aklından geçirdi. Hayır. Düş değildi. Gerçeğin ta kendisiydi. Goliath kim buram buram terlemeye başladığını, başına duyulmamış, görünmemiş bir şey geldiğini hissetti ve böyle korkunç bir duruma düşen ilk kişi olmanın sıkıntısı ona ayrıca bir ızdırap verdi. Hatta kendi varlığından bile şüphe etmeye başladı ve her şeye karşı hazırlıklı olmasına, şüphelerinin hangi yolla olursa olsun giderilmesini uzun süredir istemesine rağmen, gerçeklik hiç beklenmedik şekilde kendisini göstermişti. Izdırabı acı veriyor, işkence ediyordu. Ara sıra aklını ve hafızasını yitirmiş gibi oluyordu. Bu anlardan ayılınca kalemini kağıdın üzerine bilinçsizce gezdirdiğini fark ediyordu. Yaptığı işten emin olmadığı için yazdıklarını yeniden gözden geçirdi ve yazdıklarından hiçbir şey anlamadı. O ana kadar sessizce oturmakta olan diğer Goliatkin nihayet ayağa kalktı ve bir işi halletmek için kapıdan çıkıp diğer bölüme gitti. Goliatkin etrafına baktı. Her şey eskisi gibi sessiz, sakindi. Sadece kalem cızırtıları, çevrilen sayfaların hışırtıları ve Andrei Filipovic'in uzağındaki masalarda oturanların konuşmaları duyuluyordu. Goliatkin, Anton Antonovic'e baktı ve muhtemelen kahramanımızın dış görünüşü, içinde bulunduğu durumu yansıttığı için iyi kalpli Anton Antonovic elindeki kalemi bıraktı. Bay Goliatkin'in sağlık durumunu sordu. ''Tanrı'ya şükür Anton Antonovic.'' Bay Goliadkin kekeleyerek cevap verdi. Ç -ç ''Çok iyiyim. Hiçbir şeyim yok.'' Adını ard arda tekrarladığı Anton Antonevich'e hala tam anlamıyla güvenemeden tereddütle konuşmasını tamamladı. ''Öyle mi? Ben biraz rahatsız olduğunuzu sanmıştım. Aslında hasta olsanız da şaşırmazdım. Salgın var, salgından.'' ''Evet Anton Antonevich, salgından haberim var.'' Anton Antonovic, ben aslında... Goliatkin gözlerini Anton Antonovic'e dikerek devam etti. Ben aslında Anton Antonovic size bir şey, nasıl desem bir şey söylemek istiyorum ama nasıl başlayacağımı bilmiyorum Anton Antonovic. Ne söylemek istiyorsunuz? Ben sizin, yani anlarsınız, ne demeye çalıştığınızı pek de çözemedim derdinizi yani nasıl bir sıkıntınız olduğunu biraz daha açık anlatsanız. gözlerinin yaşardığını gören Anton Antonovic'in sesi de titreyerek çıkıyordu. Ben aslında buraya Anton Antonovic yani şuraya memur. Ne olmuş memura? Hala hiçbir şey anlamadım. Şunu söylemek istiyorum Anton Antonovic. Yeni bir memur geldi. Evet geldi. Onun da soyadı Goliatkin. Ne? diye bağırdı Bay Golyatkin. Soyadınız aynı diyorum. Onunki de Golyatkin. Yoksa kardeşiniz mi? Hayır Anton Antonovic. Ben... Hmm. Ben de onu bir akrabanız sanmıştım. Birbirinize çok benziyorsunuz. Golyatkin şaşkınlıktan dondu kaldı. Dili tutuldu. Bu çirkin, alışılmadık, türünün tek örneği en ilgisiz seyircinin bile dikkatini çekecek tıp atıp benzerliğin basit çakrabalık olarak değerlendirilmesi onu çok şaşırtmıştı. Size bir şey önerebilir miyim Yakov Petrovic diye devam etti Anton Antonovic. Bir doktora gitseniz açıkçası pek iyi görünmüyorsunuz. Özellikle gözleriniz. Nasıl desem garip bir ifade var. Hayır Anton Antonovic ben aslında bu memur hakkında bir şeyler sormak istiyordum. Buyurun sorun. Siz onda garip bir şey fark etmediniz mi? Dikkat çekici bir şey. Ne gibi? Birine, örneğin bana şaşırtıcı derecede benzemesi gibi. Zaten demin kardeş olup olmadığımız sormuştunuz. Hani bazen ikiz kardeş gibi, aynı suyun iki damlası gibi benzerlik olur ya. Böyle bir benzerlik dikkatinizi çekmedi mi? Bunu anlatmaya çalışıyordum. Aslında evet, Anton Antonovic biraz düşündükten sonra ve bu benzerlik ilk defa dikkatini çekmiş gibi konuşuyordu. Evet, haklısınız. İnanılmaz bir benzerlik var ve ikinizi karıştırmak işten bile değil. Gözlerini iyice açarak devam etti. Gerçekten müthiş bir benzerlik Yakov Petrovic. Ama siz zaten bunu fark etmişsinizdir değil mi? İtiraf edeyim, ilk başta dikkatimi çekmemişti. Gerçekten olağanüstü. Yakov Petroviç, siz buralı değilsiniz değil mi? Hayır, değilim. O da buralı değil. Belki de hemşerisinizdir. Ayıptır sorması, anneniz en çok nerede oturmuş? Onun da Onun da buralı olmadığını mı söylediniz Anton Antoneviç? Evet, buralı değil. Gerçekten çok ilginç. Böyle konularda çene çalmayı seven Anton Antoneviç fırsatı kaçırmadı. Gerçekten merak uyandırıyor. Bazı insan böyle şeyleri fark etmeden geçip gidiyor. Ama üzülmeyin. Olur böyle şeyler. Bakın size buna benzer bir şey anlatayım. Aynı şey teyzemin de başına geldi. O da ölümüne yakın kendi benzerini görmeye başlamıştı. Hayır, ben aslında özür dilerim sözünüzü kestim Anton Antoneviç. Bu memurun nasıl olup da buraya atandığını öğrenmek istemiştim. Semyon Ivanoviç'in ölümüyle boşalan göreve geldi. O mevki boşalınca bu memuru görevlendirdiler. Zavallı Semyon Ivanoviç ardında üç tane çocuk bırakmış diyorlar. Hepsi de daha ufacıkmış. Dul eşi ekselanslarının ayaklarına kapanmış. Ama duyduğuma göre aslında kadının parası varmış. Varmış ama saklıyormuş. Anton Antoneviç, şu bizim meseleye dönsek diyordum. Hangi mesele? Ha evet şu mesele. Bu meseleyle niye bu kadar çok ilgileniyorsunuz ki? Size söylüyorum, kendinizi bu kadar üzmeyin. Bu da gelip geçer. Ne var bunda? Elinizden bir şey gelmez. Yüce Tanrı böyle uygun görmüş. Karşı gelmek büyük günahtır. Onun hikmetinden sual olunmaz. Hem anladığım kadarıyla sizin bu konuda hiçbir suçunuz yok. Dünyada ne mucizeler oluyor? Tabiat ananın cilvesi bu. Cevap aramak bize düşmez. Sırtlarından birbirine yapışık, birlikte yaşayan, yiyip içen, uyuyan siyamik ikizlerini de duymuşsunuzdur. Duyduğuma göre çok para kazanıyorlarmış. Ama Anton Antonovic, izin verirseniz... Sizi anlıyorum ama elden ne gelir? Hiçbir şey. Size söylüyorum, bunda kendinizi üzecek bir şey yok. Ne olacak yani? O da sıradan bir memur. İşi bilen birine benziyor. Adının Goliatkin olduğunu söyledi. Buralı değilmiş. Dokuzuncu dereceden memurmuş. Ekselanslarıyla özel olarak görüşmüş. Ne diyorsunuz? Önemli bir şey değil. Duyduğuma göre durumunu arz etmiş. Bu işe neden talip olduğunu anlatmış. Durum böyle böyle ekselansları demiş. Size kayıtsız şartsız hizmet etmekten onur duyarım demiş. Kendini gayet güzel ifade etmiş. Akıllı biri olmalı. Elinde bir referans mektubu olduğunu söylemeye gerek yok tabi referans mektubu olmasa işi kesinlikle alamaz. Kimden acaba? Yani kim bu utanç verici duruma parmağını sokmuş? Duyduğuma göre önemli birinden. Ekselanslarının Andrei Filipovic ile konuşurken çok neşeli olduğunu söylüyorlar. Çok mu neşeliymiş? Öyleymiş. Andrei Filipovic de çok neşeliydi. İşini iyi yaptığı sürece bir sorun olmayacağını söyledi. Başka bir şey söyledi mi? Sizin sayenizde kendimi biraz daha iyi hissediyorum. Rica ediyorum söyleyin. Başka bir şey söyledi mi? İzin verirseniz şunu tekrar söyleyeyim. Yani önemli bir şey değil. Büyütülecek bir şey yok. Size söylüyorum. Kendinizi bu kadar üzmenizi, şüphelenmenizi gerektirecek bir şey yok. Bundan bir şey çıkmaz. Hayır ondan değil efendim. Ekselanslarının başka bir şey söyleyip söylemediğini merak etmiştim. Anton Antonevich benim hakkımda örneğin. Nasıl bir şey? Dur bakayım. Söylemişti galiba. Yo, hayır. İçiniz rahat olsun. Gerçi durum son derece ilgi çekici ama ilk başta ben bile fark etmemiştim örneğin. Siz söyleyene kadar fark etmemiş olmama ben de şaşırıyorum. Ama içiniz rahat olsun. Ekselansları sizinle ilgili hiçbir şey söylemedi. Anton Antonovic sandalyesinden kalkarken ekledi. ''Anton Antoneviç, ben aslında... İzninizi rica edeceğim. Konuşmaya daldım. Çok acil ve önemli bir işim var. Onunla ilgilenmem gerekiyor. Anton Antoneviç.'' Andrei Filipovic'in kibarca çağıran sesi duyuldu. ''Ekselansları sizi soruyor.'' ''Geliyorum Andrei Filipovic.'' ''Hemen geliyorum.'' Anton Antoneviç eline bir tomar evrak aldıktan sonra hızla önce Andrei Filipovic'in Ardından da ekselansların odasına girdi. Neler oluyor diye kendi kendine düşündü Bay Goliatkin. Bir çeşit oyun mu bu? Demek rüzgar bu yandan esmeye başladı. Hiç fena değil. İşler yoluna girmeye başlıyor galiba. Kahramanımız ellerini ovuşturarak ve sevinçtenler dolduğunun farkına varmadan kendi kendine konuşmaya başlamıştı. Demek ki başımıza gelen sıradan bir olaymış. Sonucunda önemli bir şey olmayacakmış. Hiç kimse de hiçbir şey söylemiyor. Oturmuş kendi işlerine bakıyor Aydutlar. İyi, güzel. Şu iyi huylu ihtiyarı severim. Hep sevmişimdir ve her zaman saygı göstermeye de hazırım. Ama şu Anton Antoneviç'ten pek emin değilim. Aslında pek de güvenilir birine benzemiyor. Saçları beyazlamış, biraz da bunamış galiba. Ekselanslarının hiçbir şey söylememiş ve konunun üstünde durmamış olması çok iyi. Çok önemli. Çok güzel çok işime gelir. Yalnız Andrei Filippovic konuşurken neden gülüşüyorlardı acaba? Onun bu işle ne ilgisi var? Buna kerif. Her zaman kara kedi gibi önüme çıkıyor, yoluma taş koyuyor. Engel çıkarmaktan başka bir şey yaptığı yok. Golyatkin yeniden etrafındakileri inceledi ve çiğne umutla doldu. Öte yandan ilgisiz kötü bir düşünce keyfini kaçırdı. Hatta aklından bir şekilde diğer memurlara yaklaşmak, aralarına girmek, hatta daireden çıkarken ya da bir iş bahanesiyle konuşmalarına katılarak bu benzerliğin ne kadar çarpıcı, garip, kötü bir şaka olduğunu söylemek. Yani bu konu hakkında şakalar yaparak tehlikenin büyüklüğünü anlamaya çalışmak geçti. Bunlar şeytana papucunu ters giydirir. Kahramanımız en son bu düşüncede karar kıldı. Kahramanımız bunları sadece aklından geçirdi. Biraz geçince düşünceleri değişti. Bu davranışın fazla ileri gitmek olacağına karar verdi. Senin huyun bu, dedi kendi kendine ve alnına bir fiske vurdu. Hemen heyecanlanıp coşuyorsun. Kalbin çok temiz ama bu kadar acele etmemeliyiz Yakov Petrovic, sabırlı olmalıyız. Yine de daha önce de belirttiğimiz gibi Goliatkin'in içini sanki ölümden dönmüş gibi büyük bir ümit kapladı. Sanki diye düşündü üzerimden 500 kiloluk yük kalktı. Mesele buymuş demek ki. Kutuyu açmak bu kadar kolaymış. Kirlov haklıymış. Şu Kirlov da ne büyük bir yazar. Bizim şu yeni arkadaşa gelince bırakalım çalışsın. Kimsenin işine karışmadan, kimseye bulaşmadan çalışsın dursun. Bu arada saatler uçtu gitti ve Goliatkin saatin dörde geldiğini fark etti. Mesai bitmişti. Andrey Filipovic şapkasını aldı ve diğer memurlar da her zamanki gibi onu izledi. Goliatkin bir süre herkes çıkıp kendi yoluna gidene kadar oyalandıktan sonra çıktı. Goliatkin dışarı çıkınca kendini cennetteymiş gibi hissetti ve yolunu uzatmaya aldırmadan Nevski Caddesi'nden gitmeye karar verdi. "Kadere bak," dedi kahramanımız. Tüm mesele nasıl da değişti? Hava da düzeldi, kar tuttu, kızaklar işlemeye başladı. Tam Ruslara göre bir hava. Ruslar böyle soğukları sever. Rus insanını severim. Mevsimin ilk karı da yağdı. Avcılar şimdi bayram ediyordur. İlk kar yağdı mı tavşan avına çıkmanın vakti gelmiştir. Neyse, ben kendi işime bakayım. Golatkin'in mutluluğu yüzünden okunuyordu. Ama bu haline rağmen kafasını kurcalayan bir şeyler vardı ve Bay Golatkin yüreğini daraltan bu şeylerin üstesinden nasıl geleceğini bilmiyordu. Şu gün bir geçsin bakalım, yarın daha iyi olur. Hem ne önemi var? Kafayı çalıştırıp düşünelim biraz. Düşün genç dostum, düşün. Neden bir adam böyle tıp atıp sana benzesin? Bunun ne anlamı olabilir? Gerçi bunun için neden üzüleyim ki? Bana ne? Çekilirim bir kenara, kendi işime bakarım. Umurumda bile olmaz. İstediği gibi çalışsın. Şu siyam ikizleri hakkında anlatılanlar da amma garip. Neden onlara benzettiler ki? Onlar ikiz zaten ama bazı önemli adamların bile garip görünüşleri vardı. Şu ünlü Suvarov'un bile horoz gibi ötmek adeti olduğunu tarihten biliyoruz. Ama bunu politik amaçları için yapmış ve büyük bir generalmiş. Ama sonuçta generallerden bana ne? Ben kendi işime bakarım. içim temiz. Düşmanlarımla uğraşmaya tenezzül etmem. Entrika çevirmem ve bununla gurur duyarım. Temiz kalpli, özü sözü bir, düzgün, kibar, yumuşak başlı. Goliath Kim birdenbire sustu, durdu, yaprak gibi titremeye başladı ve hatta bir an için gözlerini kapattı. Kendisini korkutan şeyin bir hayal olduğunu umarak yeniden açtı ve çekine çekine sağına baktı. Hayır, hayal görmüyordu. Sabah tanıştığı adam yavaş yavaş yanına yürüyor gülümsüyor, yüzüne bakıyor. Konuşmaya başlamak için fırsat kolluyordu. Ama ikisi de hiçbir şey söylemedi. Bu şekilde elli adım yürüdüler. Goliatkin mümkün olduğu kadar kaputuna gömülmüş ve şapkasını gözlerine indirmişti. Yeni dostunun şapkasının ve kaputunun Goliatkin'in sırtından çıkmış gibi tıpatıp aynı olması bu utanç verici durumu tamamlıyordu. "Sayın beyefendi," kahramanımız yanındakine bakmadan fısıldadı. Sanırım yollarımız ayrı. Hatta bundan eminim. Konuşmasına biraz ara verdikten sonra devam etti. Sanırım ne demek istediğimi iyice anladınız. Konuşmasını yeterince sert bir biçimde tamamlamıştı. Kusuruma bakmazsanız dedi Bay Goliatkin'in yeni dostu. Sizden bir şey rica edecektim. Buraya yeni geldim. Kime başvuracağımı bilmiyorum. İçinde bulunduğum durum saygısızlık ediyorsam çok özür dilerim. Bana bu sabah büyük bir merhametle bakıyormuşsunuz gibi geldi de Ben de daha ilk görüşte ısındım size Ben Bay Goliatkin içinden yeni meslektaşını cehennemin dibine yolladı Beni dinlemek lütfunu lütfen esirgemeyin Yakov Petrovic Biz, biz burada Biz, en iyisi benim eve gidelim Diye karşılık verdi Goliatkin Nevski'nin karşı yanına geçelim Oradan gitmemiz daha uygun Arka sokaklardan dolaşırız. Arka sokaklardan gidersek daha iyi olur. Nasıl isterseniz. Arka sokaklardan gidelim. Bay Goliatkin'in yol arkadaşı seçme şansı olmadığı ve bu kararı kabul etmek zorunda olduğunu gösteren bir ses sonuyla cevap verdi. Bay Goliatkin ise kendisine ne olduğunu kesinlikle anlamamıştı. Bunu söylediğine inanamıyordu. Heyecandan ne yaptığının farkında değildi. Evine çıkan merdivenleri tırmanırken aklı başına geldi. Aptal kafam, içinden kendi kendine küfretti. Onu nereye götürüyorum? İlmeyi boynuma kendim geçirdim. Petruşka bizi birlikte görünce neler düşünecek? Namussuzun aklından kim bilir neler geçecek. Şüpheci herifin teki zaten. Pişman olsa da yapacak bir şey yoktu artık. Goliatkin kapıyı çaldı, Petruşka açtı ve efendisiyle misafirinin kaputlarını aldı. Goliatkin, Petruşka'nın hareketlerini gözlemek ve düşüncelerini tahmin edebilmek için göz ucuyla uşağa süzdü. Ama uşağının hiç şaşırmadığını, hatta tersine böyle bir şey bekliyormuş gibi davrandığını görünce büyük bir hayrete kapıldı. Avını gözleyen bir kurt gibi yan gözle bakıyordu. Bugün herkes büyülenmiş gibi, diye düşündü kahramanımız. Sanki şeytan hepsine bir uğramış. Bugün herkese bir şeyler olmuş. Cehennem azabı gibi yahu... Aklından bunları geçiren Golatkin misafirini odasına götürdü ve oturması için kibarca yer gösterdi. Misafir oldukça şaşırmışa benziyordu. Çekingen davranıyor, ev sahibinin tüm hareketlerini izliyor ve ne düşündüğünü anlamaya çalışıyordu. Tüm hareketlerinde kendi giysisini kaybettiği için başkasının giysisini giymek zorunda kalmış bir insanın ezikliği, mazlumluğu ve çekingenliği vardı. Giysinin kolları dirseklerine, beli neredeyse ensesine geliyordu. Ve kısa kalan yeleğini iki de bir çekiştiriyor. Oturduğu yerde sağa sola oynuyor, saklanmaya çalışıyor. Kendisine gülen ya da kendisine ayıplayan var mı diye etrafına bakınıyor. Kulak kesiliyordu. Ayrıca yüzü kızarıyor, sıkıntıdan ne yapacağını bilemiyor. Özgüveni kaybediyordu. Goliatkin şapkasını pencerenin kenarına koydu. Koyarken pek dikkat etmediği için şapka yere düştü. Misafir hemen şapkayı yerden kaldırdı, üzerindeki tozu silkeledi ve büyük bir dikkatle yeniden pencerenin kenarına koydu. Ve kendininkini de ucuna iliştiği sandalyenin ayağının hemen dibine koydu. Bu küçük olay Golyatkin'in gözlerini biraz açtı. Misafirinin ona ne kadar ihtiyacı olduğunu anladı ve ilk başta yaptığı gibi rahatsız etmekten vazgeçip kendi haline bıraktı. Misafir de belki çekingenliğinden, belki utandığından, Belki de ev sahibinden önce söze girip saygısızlık etmek istemediğinden bir türlü konuşmuyordu. Neden böyle davrandığını tahmin etmek de pek kolay görünmüyordu doğrusu. Tam bu anda Petruşka içeri girdi. Kapının eşiğinde durdu ve gözlerini efendisiyle misafirin oturduğu yerin tam aksi istikametine dikti. ''Akşam yemeğini iki kişilik mi hazırlayayım?'' diye sordu umursamaz bir tavırla ve kısık bir sesle. ''Şey, bilmem.'' Siz evet, iki kişilik getir oğlum. Petruşka çıktı. Goliatkin misafirine baktı. Misafiri kulaklarına kadar kızardı. Goliatkin iyi bir insandı ve hemen iyi niyetli bir tahminde bulundu. Zavallı adam diye düşündü. Daha geleli bir gün oldu. Çok sıkıntı çekmiş herhalde. Belki de tek düzgün elbisesi sırtındaki ve yemek yiyecek parası bile yok. Ne kadar da ezik duruyor. Ama hiç önemli değil hatta bir anlamda daha iyi. "Afedersiniz." diye söze girdi Bay Goliatkin. "İsminizi sorabilir miyim?" "Ben benim adım Yakov Petroviç." Misafiri Yakov Petroviç'le aynı ismi taşıdığı için vicdan azabı duymuş, utanmış ve özür dilermiş gibi duyulur duyulmaz bir fısıltıyla cevap verdi. "Yakov Petroviç mi?" kahramanımız şaşkınlığını gizleyemeden karşılık verdi. Evet efendim, sizinle adaşız. Bay Goliatkin'in çekingen misafiri gülümsemeye ve şaka yapmaya çalışarak cevap verdi. Ama ev sahibinin şaka kaldıramayacak kadar ciddi ve biraz da şaşırmış olduğunu görünce eski haline geri döndü. Siz sizinle tanışma şerefine hangi nedenle sizin ne kadar yüce gönüllü ve iyi yürekli biri olduğunuzu bildiğim için. Misafir oturduğu sandalyede hafifçe doğrularak hızlıca ama utangaç bir sesle araya girdi. Size başvurmaya ve sizin ilgi ve himayenizi istirhama cüret ettim. Misafir kendini ifade etmekte zorlanarak ve saygınlığına gölge düşürecek kadar dalkavukça ve alçaltıcı aynı zamanda aralarındaki seviyeyi bozacak kadar cüretli sözcükleri kullanmamaya çalışarak konuşmasını tamamladı. Kısacası, Goliatkin'in misafirinin, sırtında yamalı bir fırak, cebinde asil bir kimlik olan ve el açmayı henüz beceremeyen soylu bir dilenciye benzediği söylenebilirdi. Beni iyice şaşırttınız. Önce kendine, sonra duvarlara, sonra da misafirine bakarak cevap verdi Goliatkin benim size nasıl, yani tam olarak ne yapmakla yardımım dokunabilir? Size görür görmez ısındım Yakov Petrovic ve lütfen beni bağışlayın. Ümidimi size bağladım. Ümidimi size bağlama cüretini gösterdim Yakov Petrovic. Ben burada bir başımayım. Çok acı çekmiş bir çare adamım Yakov Petrovic ve burada kimseyi tanımıyorum çok iyi yürekli, temiz kalpli ve üstelik adaşım olduğunuzu Goliatkin yüzüne ekşitti. Adaş ve hemşeri olduğumuz öğrenince size gelmeye ve içinde bulunduğum zor durumu anlatmaya karar verdim. İyi, çok güzel. Açıkçası size ne diyeceğimi bilmiyorum. Bay Goliatkin mahcup bir edayla karşılık verdi. Önce bir yemeğimizi yiyelim, sonra konuşuruz. Misafir başını eğdi. Akşam yemeği geldi. Petruşka masayı hazırladı ve misafir ev sahibiyle birlikte masaya oturdu. Yemek pek uzun sürmedi. İkisi de ev sahibi hem kendini her zamanki kadar rahat hissetmediği hem de yemeğin kötülüğünden utandığından kısmen de misafirine iyi bir yemek sunup fakir bir hayat sürmediğini göstermek istediği için acele ediyordu. Misafir ise büyük bir mahcubiyet hissettiği ve son derece utandığı için acele ediyordu. Bir dilim ekmeği bitirdikten sonra ikincisine uzanmak için çekiniyor, yemeğin iyi parçalarını almaya utanıyor ve her seferinde aslında karnının pek de aç olmadığını, yemeğin mükemmel olduğunu, bu eli ömrünün sonuna kadar unutmayacağını söylüyordu. Goliatkin yemekten sonra piposunu yaktı ve dostları için ayırdığı pipoyu da misafirine ikram etti. Karşılıklı oturdular ve misafir hikayesini anlatmaya başladı. İkinci Bay hikayesi 3-4 saat sürdü. Aslında hikayesi içi boş, önemsiz, olay demeye bin şahit isteyen olaylardan oluşuyordu. Taşra'da çalıştığı bir adliyeyi, adliyedeki savcı ve başkanları, adliye içindeki entrikaları, adliyedeki memurlardan birinin ahlaksızlıklarını, müfettişi amirlerinin aniden değişmesini, ve ikinci Bay Goliatkin'in hiçbir suçu olmamasına rağmen bu işten zarar gördüğünü uzun uzun anlattı. İhtiyar teyzesi Semyonovna'dan bahsetti. Düşmanlarının çeşitli entrikaları yüzünden işinden olduğunu, yayan olarak Petersburg'a geldiğini anlattı. Petersburg'da büyük bir sefalet çektiğini, uzun süre iş arayıp bulamadığını, bütün parasını harcadığını, elinde avucunda hiçbir şey kalmadığını, sokaklarda yatacak duruma geldiğini kur ekmeğini gözyaşlarıyla yumuşatıp yediğini, yatacak yatağı bile olmadığını ve sonunda iyi bir insanın onunla ilgilenip referans verdiğini ve bu işe yerleştiğini söyledi. Misafir Bay anlatırken ağlıyor ve gözyaşlarını artık bir paçavraya dönmüş koyu bir mendille siliyordu. Bay Golyatkin içindekileri tamamen dökerek hikayesini bitirdi ve sadece kalacak yeri değil, üzerine giyecek kıyafeti bile olmadığını söyledi. Parası ancak ayağındaki eski püskü çizmelere etmiş ve üzerindeki giysiyi de birkaç günlüğüne ödünç almıştı. Bay Goliatkin çok duygulanmış, gerçekten etkilenmişti. Misafirinin hikayesi son derece önemsiz olmasına rağmen tüm sözcükler ilahi bir mesaj gibi yüreğine işledi. Bay Goliatkin tüm şüphelerinden kurtuldu. Kalbini özgürlüğe ve mutluluğa açtı ve sonunda Budalanın teki olduğunu düşündü. Her şey o kadar doğaldı ki. Bu kadar sıkıntıya, telaşa ne gerek vardı? Gerçi şu mesele hala yerli yerindeydi. Ama çok da önemli değildi. Tabiat ananın uygun gördüğü, kendi kusuru olmayan bir benzerlik bir insanı kirletemez. Onurunu lekeleyemez ve meslek hayatına zarar veremezdi. Üstelik sade görünümlü, hiçbir kin ya da açık gözlülüğü olmayan, acınacak durumdaki, Önemsiz misafir ona sığınmış, ağlamış, kaderine isyan etmişti ve belki de ev sahibiyle arasındaki bu garip benzerlik yüzünden biraz utanıyordu. Güvenilir biri olduğunu gösterebilmek için ev sahibini memnun etmek için uğraşıyor ve ev sahibine bir suç işlediği için vicdan azabı çeken biri gibi bakıyordu. Örneğin herhangi bir tartışmalı konuda hemen Bay Goliatkin'in görüşüne katılıyordu. Kazara Bay Goliatkin'in görüşüne karşı bir görüş söylerse Hemen sözünü geri alıyor, hatasını düzeltiyor, ev sahibiyle kesinlikle aynı şekilde düşündüğünü, konuya onunla aynı açıdan baktığını söylüyordu. Kısacası misafir, Bay Goliatkin'in gözüne girebilmek için o kadar çok uğraştı ki, sonunda Goliatkin misafirinin her açıdan hoş, sevimli bir insan olduğuna karar verdi. Bu arada çay hazırlandı. Saat 9 olmuştu. Bay Goliatkin kendini çok iyi hissediyordu neşelendi, heyecanlandı, yavaş yavaş açıldı ve sonunda konuyla canlı ve eğlenceli bir sohbete daldı. Bay Golatkin keyifli olduğu zamanlarda ilginç şeyler anlatmayı severdi. O anda çok keyifliydi. Misafirine başkentten, başkentin eğlence yerlerinden ve doğal güzelliklerinden, tiyatrodan, kulüplerden, Buryolov tablosundan bahsetti. İki İngiliz'in yaz bahçesi parmaklarını görmek için İngiltere'den geldiklerini ve gördükten hemen sonra da geri döndüklerini anlattı. Osifi İvanoviç ve Andrei Filipovic'den söz açtı. Rusya'nın mükemmelliyet yolunda günden güne ilerlediğini söyledi ve şu dizeyi okudu. Bugün dil bilimin gelişme günüdür. Savernya'da okuduğu Hindistan'daki dev boğayılanı hakkında haberi anlattı. Boron Brambostan ve daha bir sürü şeyden bahsetti. Kısacası Bay Golyatkin'in keyfi iyice yerine gelmişti ve bunun ilk nedeni artık tamamen rahatlamış olmasıydı. İkinci nedeni düşmanlarından korkmak şöyle dursun, onlarla savaşmaya hazır duruma gelmesiydi. Üçüncü nedeni ise artık bir koruyucu konumuna gelmiş ve nihayet iyi bir iş yapmış olmasıydı. Ama küçük de olsa bir kurt içine hala kemirdiğinden tamamen rahatlamış da değildi. Önceki akşam Olsifi İvoneviç'in evinde olanlar aklına geldikçe içini sıkıntı basıyordu. Önceki akşam olanları engellemek için her şeyini verirdi. Aslında çok da önemli değil, diye düşündü sonunda kahramanımız. Ve ileride bir daha böyle şeyler yapmamaya ve benzer durumlara düşmemeye karar verdi. Bay Goliatkin bu meseleyi hallettiği için çok mutlu oldu. Hatta canı eğlenmek istedi. Petruşka'ya rom getirmesi ve bunç hazırlamasını söyledi. Misafir ve ev sahibi birinci bardaklarını bitirip ikincileri de istediler. Misafir daha da kibarlaşmıştı ve gerçek tek koruyucusu olarak gördüğü Bay Goliatkin'in neşesine ortak olup onu memnun edebilmek için son derece samimi ve mutlu görünüyordu. Eline kalem ve kağıt aldı. Bay Goliatkin'den yazdıklarına bakmasını rica etti ve yazması bitince kağıdı ev sahibine gösterdi. Oldukça duygulu, mükemmel bir üslup ve el yazısıyla yazılmış ve misafirin duygularını anlatan bir dörtlüktü. Dizeler şöyleydi. Sen beni unutsan da unutmayacağım ben seni. Her ne olursa olsun sen de unutma beni. Gözleri yaşaran Bay Goliatkin, misafirini kucakladı ve duygularını engel olamayarak bazı sırlarını, özellikle Andrei Filippovic ile Clara Olsufyevna hakkındaki sırları açıkladı. Bundan sonra sizinle et de tırnak gibi olacağız, Yakov Petrovich, dedi kahramanımız. Aynı suyun içindeki iki balık gibi, kardeş gibi birlikte yaşayacağız. Birlikte iş çevireceğiz dostum. Birlikte yapacağız. Entrikaları birlikte kuracağız. Başkalarına karşı birlikte entrika çevireceğiz. Onların hiçbirine güvenme. Ben seni tanıyorum Yakov Petrovich. Karakterini biliyorum. Senin için o kadar temiz ki, her şeyi anlatırsın. Sen onlardan uzak duracaksın kardeşim. Misafir goliatkin'e hak verdi. Teşekkür etti ve sonunda o da biraz ağladı. Beni dinle. Yaşa. Bay Golyatkin zayıf, titrek bir sesle devam etti. Bak, yaşa. İstersen bir süreliğine, istersen temelli. Gel benim yanımda kal. Birlikte yaşarız. Ne dersin kardeşim? aramızdaki şu garip durum yüzünden canını sıkma, şikayet de etme. Şikayet etmek günahtır kardeşim, doğanın bir hikmeti. Tabiat ananın işine karışılmaz kardeşim, yaşa. Seni sevdiğim, kardeşim gibi gördüğüm için söylüyorum. El ele verirsek yaşa, hepsine günlerini gösteririz. Bay Goliatkin üçüncü ve dördüncü bardak punca içtikten sonra iki şey hissetmeye başladı. İlk olarak hiç olmadığı kadar mutluydu. İkincisi artık ayaklarının üzerinde duramıyordu. Misafire geceyi orada geçirmesini teklif ettiğini söylemeye gerek yok. İki sandalye yan yana konularak bir yatak uyduruldu. İkinci Bay Goliatkin bir dost çatısının altında olduktan sonra kuru tahtanın bile yumuşak bir yatak gibi geleceğini, her nerede olursa olsun uyuyabileceğini büyük bir şükran ve minnettarlıkla söyledi. Yaşadığı, göğüs gerdiği onca acı ve sıkıntıdan sonra artık cennette olduğunu ve kim bilir? İleride de belki yine aynı acı ve sıkıntıları yaşayacağını ekledi. Bay Goliathkin buna itiraz etti ve Tanrı'dan ümidi kesmemek gerektiğini söyledi. Misafir bu görüşe hak verdi ve Tanrı'dan başka kimseye güvenmediğini söyledi. Bay Goliathkin, uykularında bile Tanrı'nın adını ağızlarından düşürmeyen Türklerin bir anlamda doğruyu yaptığını söyledi. Golyatkin, uykularında bile Tanrı'nın adını ağızlarından düşürmeyen Türklerin bir anlamda doğru yaptığını söyledi. Bazı alimlerin Türklerin peygamberi Muhammed hakkında attıkları iftiralara katılmadığını ve onun kendi çizgisinde önemli bir politikacı olduğunu söyleyen Golyatkin, konuyu bir derlemede okuduğu Cezayir'deki ilginç berber dükkanına getirdi. Misafir ve ev sahibi Türklerin saflığını oldukça güldüler ama Afyon'un etkisiyle şahlanan fanatikliklerini övmeden geçemediler. Yatma vakti gelince misafir giysilerini çıkarmaya başladı ve iyi yürekli Bay Goliatkin adamcağızın içinde düzgün bir kıyafet olmayabileceğini düşünüp onu da daha da utandırmamak ve kısmen de Petruşka'yı yoklamak, ağzını aramak ve eğer yapabilirse herkesi mutlu görmek için onu neşelendirmek amacıyla diğer bölmeye geçti. Golyatkin'in içinin Petrushka konusunda hala rahat olmadığını belirtmek gerek. ''Sen de yat artık Piotr'' dedi Bay Golyatkin, uşağının bölmesine girip kibarca. ''Yat artık ve beni de yarın sabah sekizde kaldır. Anladın mı Petruşa?'' Golyatkin alışılmadık bir yumuşaklıkta ve tatlılıkta konuşuyordu ama Petrushka karşılık vermedi. Yatağının başında bir şeylerle uğraşıyordu ve efendisine gerekli saygıyı gösterip başını oyana çevirme gereği bile duymamıştı. Duydun mu Petruşka? Bay Golatkin konuşmasına devam etti. Şimdi yat ve beni yarın sabah sekizde kaldır. Anladın mı? Söylemenize gerek yok. Bunu zaten biliyorum. Petruşka kendi kendine mırıldandı. Bildiğini biliyorum Petruşa. Ben bunu sadece seni rahatlatmak, mutlu etmek için söylüyorum. Hepimiz çok mutluyuz. Senin de mutlu ve huzurlu olmanı istiyorum. Sana hayırlı geceler dilerim. Haydi, uyu artık. Hepimizin yapacak işleri var. Sakın aklına kötü bir şey... Bay Goryatkin sözünün devamını getiremedi. Fazla mı konuştum diye düşündü. Çok mu ileri gittim acaba? Bunu hep yapıyorum zaten. Ölçüyü hep kaçırıyorum. Kahramanımız kendine kızmış bir halde Petruşka'nın odasından çıktı. Üstelik Petruşka'nın kabalığından ve aksiliğinden biraz alınmıştı. Efendisi gururunu okşama nezaketinde bulunuyor, namussuzun aldırdığı yok diye düşündü Bay Golertkin. Uşak milletinin hepsi böyle zaten. Hafifçe yalpalayarak odaya döndü ve misafirinin yattığını görünce bir dakika için yatan kenarına oturdu. Biliyor musun Yaşa? Kafasını sallayarak fısıltıyla konuşmaya başladı. Bana karşı suçlusun aslında. Benimle aynı ismi taşımak da ne oluyor? Misafiriyle senli benli şakalaşmaya devam etti. Bay Goliatkin bir süre sonra misafirine iyi geceler dileyip yatmaya gitti. Misafiri horlamaya başlamıştı bile. Goliatkin yatmaya hazırlanırken ara ara gülüyor, kendi kendine konuşuyordu. İyice sarhoş oldum. Petrovic namussuzun tekisin dostum, soyadını hak ediyorsun. Neden bu kadar sevindin ki? Yarın yine ağlamaya başlarsın. Ne kadar sulu gözlü olduğunu unutma. Ben seninle ne yapacağım? O an içini şüphe ya da pişmanlığa benzer garip bir his kapladı. Biraz fazla coştum diye düşündü. İyice sarhoş oldum. Başım oluyor. Mahalle karıları gibi susmak bilmedin. Birlikte iş çevirmek de nereden çıktı? Akılsız herif. Gerçi affetmek ve yapılan hataları unutmak erdemlerin en büyüğüdür. Ama yine de yaptığım pek hoş kaçmadı kesinlikle hiç iyi olmadı. Bay Goliathkin kalktı, bir mum aldı ve parmaklarının ucuna basarak uyuyan misafirine bakmaya gitti. Derin düşüncelere dalarak uzun süre öylece durdu. Hiç hoş bir durum değil, kötü, hatta kötü ve önemli olan da bu. Sonunda Bay Goliathkin de yattı. Kafasının içinde sesler oluyor, vızıldıyor, çınlıyordu. Yavaş yavaş kendinden geçmeye başladı bir şeyler düşünmeye, ilginç bir şeyler hatırlamaya, önemli, nazik bir meseleyi çözmeye çalıştı. Ama nafile. Uyku iyice bastırdı ve Goliatkin içki alışık olmayan ve bir dost toplantısında beş bardak bun içen bütün herkes gibi uyuya kaldı. Bay Goliatkin ertesi sabah her zamanki gibi saat sekizde uyandı. Uyanır uyanmaz önceki akşam olanları hatırladı ve yüzünü ekşitti. Yatağından kalkıp misafirinin yatağına bakmaya giderken akşam tam bir aptal gibi davrandım diye düşünüyordu. Ama misafirinin de misafirin yattığı yatağında ortada olmadığını görünce oldukça şaşırdı. Neler oluyor? Bay Golatkin bağırmamak için kendini zor tuttu. Nasıl olabilir? Ne anlama geliyor bu? Bay Golatkin şaşkın, ağzı bir karış açık bir halde yatağın olması gereken yere bakarken kapı gıcırdadı. Ve elinde çay tepsisiyle Petruşka girdi. Nerede? Nerede o? Kahramanımız parmağıyla misafirin yattığı yeri gösterip duyulur duyulmaz bir sesle sordu. Petruşka önce cevap vermedi. Hatta efendisine bakmadı bile. Ama gözlerini sağ köşeye çevirince Bay Goliatkin de elinde olmadan oraya baktı. Kısa bir sessizlikten sonra Petruşka nihayet kısık ve kaba bir sesle Bey evde yok diye cevap verdi. Salak herif senin beyin benim Petruşka. Bay Goliatkin kesik kesik konuşarak cevap verdi ve gözünü uşağına dikti. Petruşka hiçbir şey söylemedi ama öyle bir baktı ki Bay Goliatkin kulaklarına kadar kızardı. Bakışlarında küfürden beter aşağılayıcı bir ayıplama vardı. Bay Golatkin deyim yerindeyse eli ayağı tutmaz olmuştu. Sonunda Petruşka ötekinin beklemek istemediğini ve bir buçuk saat önce çıktığını söyledi. Cevabı kesinlikle olası ve gerçeğe yakındı. Petruşka'nın yalan söylemediği ve bakışıyla öteki tabirinin o çirkin durumun sonucu olduğu açıktı. Ama Golyatkin tam anlamıyla emin olmasa da kaderin kendisine hiç de hoş olmayan bir sürpriz hazırladığını anlamıştı. Neyse göreceğiz bakalım diye kendi kendine düşündü. Zamanı gelince her şeyi anlarız. Tanrım tamamen farklı bir sesle inler gibi konuşmuştu. Ne halt ettim de onu davet ettim. Başımı ipe kendim uzattım. Üstelik ilmeği de ben yaptım. Ah senin budala, küçük bir çocuk, bir kalem memuru, bir memur parçası. Kültürsüz bir cahil gibi kendine hakim olamıyorsun. Dedikoducu, mahalle karısının tekisin. Aman tanrım, aşağılık herif, bir de beni ne kadar sevdiğini göstermek için şiir yazdı. Ben şimdi nasıl... Aşağılık herif. Tekrar gelirse kapıyı kibarca nasıl göstereceğim? Tabii bunun bir sürü yolu yöntemi var. Maaşımın yetmediğini söyleyebilirim. Bütün masrafları toplayıp bir hesap yaptığımı ve kiranın ve yemek masraflarının yarısını hem de peşin olarak ödemesi gerektiğini söyleyip gözünü korkutabilirim. Hayır, lanet olsun hiçbirini yapamam. Bana yakışmaz. Çok kaba olur. Şöyle bir şey yapamaz mıyım acaba? Petruşka'ya onu bir şekilde sinirlendirmesini, ona saygısızlık etmesini, kaba davranmasını söyleyip ondan bu şekilde mi kurtulsam, birbirlerini mi düşürsem? Hayır, lanet olsun hiçbiri olmaz. Hatta belli bir açıdan tehlikeli bile olabilir bu. Hiç hoş olmaz. Çok kötü olur. Ya gelmezse? Bu da kötü olmaz mı? Dün gece bir sürü gevezelik ettim. Kötü oldu, çok kötü. Çok kötü bir duruma düştüm. Aptal kafam. Nasıl davranmam gerektiğini bilmiyorum. Aklını kullanmıyorsun. Ya gelir de her şeyi inkar ederse? Tanrım, umarım gelir. Aslında gelirse sevinirim. Hem de çok sevinirim. Goliatkin çayını içerken, ikide bir duvardaki saate bakarken aklından bunlar geçiyordu. Dokuza çeyrek var. Çıkayım artık. Bir şeyler olacak. Bakalım orada neler olacak. Bu işin altından ne çıkacağını çok merak ediyorum. Bu işin bir amacı, hedefi ve çeşitli entrikaları var. Bunu hazırlayanların ne dümen çevirdiğini, ilk adımlarının ne olacağını bilmek iyi olurdu. Goliatkin daha fazla dayanamadı. Henüz bitirmediği piposunu bıraktı, giyindi ve eğer becerebilirse tehlikeyi savuşturmak, olacakları kendi gözleriyle görmek için daireye gitti bir tehlike vardı. Bir tehlike olduğunu kendisi de biliyordu. İşte geldik, bakalım ne olacak? Goliatkin girişte kaputunu ve galoşlarını çıkartırken kendi kendine konuşuyordu. Şimdi hemen bu işe dalmalı. Kararını veren kahramanımız üstüne başına çeki düzen verdi, resmi ve ağırbaşlı bir tavır takınıp yandaki odaya girmek üzereyken önceki gün tanıştığı yol arkadaşıyla dostuyla karşılaştı. İkinci Golyatkin Neredeyse burun buruna gelmiş olmasına rağmen Goliatkin'i fark etmemişe benziyordu. İkinci Goliatkin meşgul görünüyordu. Bir yerlere koşturuyordu ve nefes nefese kalmıştı. Yüzündeki resmi, ciddi, özel bir işte görevliyim ifadesi açıkça görülüyordu. Nihayet sizi görebildim Yakov Petrovich. Kahramanımız önceki geceki misafirini kolundan yakalamıştı. Sonra, sonra izninizle sonra görüşelim lütfen. İkinci Goliatkin ilerlemeye çalışarak bağırdı. ''Bir dakika Yakov Petrovic, sanırım siz... Ne istiyorsunuz, lütfen çabuk söyler misiniz?'' Goliatkin'in önceki günkü misafiri isteksizce durdu ve kulağını Goliatkin'in burnuna dayadı. ''Bu tavrınıza çok şaşırdığımı söylemeliyim. Sizden bu tavrı hiç beklemezdim.'' ''Her şeyin bir usulü var beyefendi.'' Önce excelanslarının sekreterine, oradan da özel kalem müdürüne gideceksiniz. Dilekçenizi verdiniz mi? Sizi gerçekten tanıyamıyorum Yakov Petrovich. Beni çok şaşırttınız. Ya beni gerçekten tanımadınız, ya da şakacılığınız tuttu. Aa, siz miydiniz? İkinci Goliatkin, Bay Goliatkin o anda hatırlamış gibi davrandı. Demek sizsiniz. Akşam iyi uyuyabildiniz mi? İkinci Goliatkin hafifçe gülümsedi olması gereken gibi değil. Resmi ve ciddi bir gülümsemeydi. Sonuçta Goliatkin'e duyduğu minnet daha samimi bir gülümsemeye gerektiriyordu. Resmi ve ciddi bir gülümsemeden sonra Bay Goliatkin'in rahat etmesine çok sevindiğini söyledi. Sonra hafifçe eğildi. Birkaç küçük adım attı. Önce sağına sonra soluna baktı. Bakışlarını yere indirdi. Yandaki kapıya yöneldi ve özel bir görevi olduğunu mırıldanarak odaya daldı. Bir hayalet gibi ortadan kayboldu. Bak şu işe. Kahramanımız bir an için dona kaldı. Bak şu işe. Demek durum böyle. Goliatkin tüm vücudunun karıncalandığını hissetti. Aslında odasına giderken kendi kendine konuşmaya devam etti. Aslında ben böyle olacağını söylemiştim. Özel bir görevi olduğunu uzun süre önce hissetmiştim. Bu adamın kesinlikle özel bir görev için geldiğini daha dün söylemiştim. Dünkü evrak hazır mı Yakov Petrovic diye sordu Anton Antonovic. Bay Goliatkin'in yanına oturunca. Yanınızda mı? Yanımda. Bay Goliatkin masa şefine kafasını karışmış gibi bakarak cevap verdi. Aman iyi, Andrei Filippovic ikidir soruyor. Ekselansları evra görmek istiyormuş. Hazır efendim. İyi, o zaman sorun yok. Anton Antonovic, ben üzerime aldığım görevleri her zaman layıkıyla yerine getirdim ve amirlerimin bana verdikleri işleri büyük bir titizlikle yaptım. Tabii canım, bir şey mi demeye çalışıyorsunuz? Hiçbir şey demeye çalışmıyorum Anton Antonovic. Ben sadece şunu belirtmek istemiştim. Yani ekmeğini kazanmaya çalışan herkesin bazen kin ya da kıskançlık duyabileceğini söylemek istemiştim. Özür dilerim ama ne demek istediğinizi anlayamadım. Kimi kastediyorsunuz? Ben sadece işimi doğru dürüst yapan, dolambaçlı yollara, entrikalara girmeyen ve izin verirseniz bununla da gurur duyan biri olduğumu söylemek istemiştim. Evet, doğru. Ben de aynı sizin gibi düşünüyorum ve söylediklerinize tamamen katılıyorum. Ama izin verirseniz şunu söyleyeyim, Yakov Petroviç. Bu tür insanlar iyi toplumlarda kendilerine yer bulamazlar. Ben örneğin arkamdan konuşulanlara katlanabilirim. Çünkü herkesin arkasından iftira atılır. Ama yüzüme karşı saygısızlık edilmesine izin vermem beyefendi. Ben saçlarımı devlet hizmetinde arttım. Bu yaştan sonra kimsenin bana hakaret etmesine izin vermem. Hayır Anton Antoneviç, sanırım siz ne demek istediğimi tam anlayamadınız. İzin verirseniz sizinle birlikte çalışmanın benim için bir onur olduğunu söylemek isterim. Yanlış anladıysam siz de beni affedin. Biz eski sistemde eğitim gördük. Sizin yeni yöntemlerinizi öğrenmek için çok yaşlıyız. Anavatan'a kendi anlayışımızla bugüne kadar gayet güzel hizmet ettik sanırım. 25 yıllık kusursuz hizmetim sayesinde bir nişanda kazandığımı siz de bilirsiniz. Biliyorum Anton Antonevich ve sizi de gayet iyi anlıyorum. Ama ben bundan değil maskeden bahsediyorum. Ne maskesi? ''Yani siz yine, korkarım siz yine, sizin de söylemiş olduğunuz gibi'' demek istediğimi yanlış anlayacaksınız. Ben şöyle bir fikre kapıldım Anton Antonevich. Bugünlerde maske takıp dolaşanların sayısı o kadar çoğaldı ki maskenin altında kim olduğunu anlamak çok zor efendim. ''Aslında bence o kadar da zor değil. Bazen pek kolay, hatta bazen bulmak için pek uzağa gitmeye gerek kalmıyor.'' Hayır, yani kendi adıma konuşacak olursam, örneğin ben maskeyi sadece karnavalda, neşeli toplantılarda, yani gerektiği zaman kullanırım. Bazı insanlar gibi tabiri caizse her gün yüzümde maskeyle dolaşmam. Anlatmaya çalıştığım şey buydu Anton Antonovic. Neyse, bunları şimdilik bir kenara bırakalım. Yapacak işlerim var. Anton Antonovic oturduğu yerden kalktı ve ekselanslarına sunacağı rapor için gerekli belgeleri aldı. Eminim sizin sorununuz da kısa süre içinde çözüme kavuşacaktır. Kime kızmanız ve kimi suçlamanız gerektiğini siz kendiniz de göreceksiniz. Ve ayrıca lütfen görevime zarar verebilecek daha fazla açıklama ve yorum yapmayın. Hayır Anton Antonovic ben Anton Antonovic çıktıktan sonra Goldetkin'in yüzü biraz soldu. Benim böyle bir niyetim yoktu. Neler oluyor? Kahramanımız tek başına kalınca kendi kendine devam etti. Rüzgar ne yandan istiyor ve bizi nereye götürecek? Kafası karışmış ve biraz da sersemlemiş kahramanımız, bu yeni sorunu çözmeye çalışırken yandaki odadan sesler geldi. Hareketlenme oldu, kapı açıldı. Ekselansların odasında bir şeylerle ilgilenmekte olan Andrei Filipovic nefes nefese kapıda belirdi ve Golyatkin'e seslendi. Konunun ne olduğunu bilen ve Andrei Filipovic'i bekletmek istemeyen Golyatkin hemen yerinden fırladı. Gerekli dosyayı yıldırım gibi aldı ve dosyayla birlikte Andrei Filipovic'in peşinden ekselansların odasına gitmek için hazırlandı. Aniden Kapının önünde duran Andrei Filipovic'in kolunun altında ikinci Bay Golyatkin nefes nefese, işi başından aşkın, ciddi ve kararlı bir memur havasıyla içeri daldı ve hemen böyle bir saldırıyı hiç beklemeyen Golyatkin'e yöneldi. Evraklar Yakov Petrovic, evraklar. Ekselansları evrakları hazırlayıp hazırlamadığını soruyorlar. Bay Golyatkin'in dostu kısık sesle ve aceleyle konuşuyordu. Andrei Filipovic sizi bekliyor.'' Beklediklerini biliyorum. Söylemenize gerek yok. Bay Goliatkin de kısık sesle ve aceleyle konuşuyordu. Ben öyle demek istememiştim Yakov Petrovic. Öyle bir niyetim yoktu. Size olan samimiyetimden öyle konuştum. Sizden beni rahat bırakmanızı rica ediyorum. İzin verin. İzin verin lütfen. Dosyayı temiz bir kağıtla kaplayacaksınız herhalde Yakov Petrovic. Üçüncü sayfaya işaret koymayı da unutmayın. İzin verir misiniz?'' Şurada bir mürekkep lekesi var. Lekeyi görmediniz mi? Andrei Filippovich bir kez daha Golyatkin'e seslendi. Şimdi geliyorum Andrei Filippovich. İki saniye sonra oradayım. Sevgili beyefendi, laftan anlamıyor musunuz? En iyisi çakıyla kazıyalım Yakov Petrovich. Siz bana bırakın. Siz ellemezseniz daha iyi olacak. Bırakın ben yaparım. Ben şimdi çakıyla kazıyı veririm. Andrei Filipovic üçüncü kez golyatkini e seslendi. İzin verin lütfen. Mürekkep lekesi nerede? Leke falan yok. İşte burada kocaman leke. İzin verin göstereyim. İşte bakın. İzin verin. Ben şimdi kazırım yardım etmek istediğimden. Bütün iyi niyetimle. Ha tamam. İşte çıktı. İkinci Golyatkin Bay aralarında çıkan bu beklenmedik çatışmada üstün gelen taraf oldu. Golyatkin'in karşı çıkmasına rağmen şeflerin beklediği dosya elinden kaptı, iyi niyetle yardım edeceğini söylemiş olmasına rağmen bunu yapmadı. Dosyayı hızlıca rulo haline getirdi. Kolunun altına sıkıştırdı. İki hızlı adımla numaralarının hiçbirini fark etmemiş olan Andrei Filippovic'in yanında bitti. Ve onunla birlikte yöneticinin odasına yöneldi. Baigolatkan elinde bir şey kazıyacakmış gibi tuttuğu çakıyla olduğu yerde kala kaldı. Kahramanımız içine düştüğü bu yeni durumu hala anlayamamıştı. Kendini henüz toparlayamamıştı. Darbeyi hissetmiş ama pek de önemli olmadığını düşünmüştü. Nihayet korkunç, tarif edilemez bir kederle kala kaldığı yerden fırladı. Hızla yöneticinin odasına yöneldi ve koşarken bütün bu işin sonunun hayırlı bitmesi, önemli bir sorun çıkmaması için Tanrıya dua ediyordu. Yöneticinin odasının yanındaki odanın önünde Andrei Filippovich ve adaşıyla burun buruna geldi. Yöneticinin odasından yeni çıkmışlardı. Goliatkin kenara çekilip yol verdi. Andrei Filippovich'in keyfi yerindeydi ve gülerek konuşuyordu. Goliatkin'in adaşı da gülümsüyor, dal kavukluk ediyordu. Andrey Filipovic'in bir iki adım gerisinden yürüyordu ve elip kulağına fısıldadığı bir şeyi Andrei Filipovic başıyla onayladı. Kahramanımız o anda her şeyi anladı. Hazırladığı dosya sonradan öğrendiğine göre ekselanslarının beklentilerinin de üzerindeydi ve üstelik tam zamanında teslim edilmişti. Excelansları dosyayı çok beğenmişti. Ekselanslarının ikinci Bay Goliatkin'e teşekkür etti, hatta büyük bir iştenlikle teşekkür ettiği söyleniyordu. Söylenenlere göre zamanı gelince bu başarısını hatırlayacağını ve hiçbir zaman unutmayacağını da eklemişti. Tabii ki Goliatkin'in yaptığı ilk şey isyan ve elinden geldiğince itiraz etmek oldu. Kendini kaybetmiş bir halde ve ölü gibi solgun bir yüzle Andrei Filipovic'e koştu. Ama Andrei Filipovic, Bay Goliatkin'in sorununun kişisel bir mesele olduğunu duyunca kendi işleriyle uğraşacak zamanı bile bulunmadığını söyledi ve onu dinlemeyi reddetti. Soğuk tavrı ve kesin bir dille reddetmesi Goliatkin'i hayretler içinde bıraktı. Ben de başka bir yol izlerim. Anton Antonevich'e giderim. Ama ne yazık ki Anton Antonevich de müsait değildi. Bir yerlerde başka bir işle meşguldü. Açıklamalarımı ve düşüncelerimi dinlemek istememesi boşuna değilmiş diye düşündü kahramanımız. Demek niyeti buymuş. Dala vereceği ihtiyar. Sanırım cesaretimi toplayıp ekselanslarına çıkmam gerekiyor. Yüzü hala solgun, kafası oldukça karışık olan ve bu konu hakkında ne yapacağına karar vermeyen Golyatkin, sandalyenin kenarına çöktü. Keşke bunların hepsinin önemsiz bir mesele olduğu ortaya çıksa. Kendi kendine düşünmeye devam etti. Aslında böyle gizemli bir işin dönmesi pek de olası değil. Birincisi saçma, ikincisi böyle bir şey olamaz. Herhalde hayaldi ya da bunlar değil de başka bir şey oldu. Belki de ekselanslarına giden bendim kendimi başka biriyle karıştırdım. Başka bir şekilde olması mümkün değil. Golyatkin böyle bir şeyin kesinlikle olamayacağına karar verdiği anda iki elinde ve koltuğunun altında evraklarla ikinci Golyatkin odaya girdi. Yanından geçerken Andrei Filipovic ile işle ilgili birkaç şey söyleyen, memurun biriyle kısa bir sohbet eden, başka bir memura kibarca selam veren ve üçüncü bir memurla şakalaşan ikinci golyatkinin kaybedecek zamanı yokmuş ve odadan hemen çıkacakmış gibi bir hali vardı. Ama Bay Golyatkin'in şansına iki üç genç memura bir şey söylemek için kapının yanında durdu. Golyatkin hızla onun yanına gitti. İkinci Golyatkin, Golyatkin'in bu hareketini görür görmez etrafına bakmaya, kaçacak bir yer aramaya başladı. Ama kahramanımız önceki geceki misafirinin kolunu yakalamıştı bile. 9. dereceden iki memurun etrafını saran diğer memurlar biraz gerilediler ve merakla ne olacağını beklemeye başladılar. 9. derece memurlardan kahramanımız olanı, diğer memurların kendi tarafında olmadıklarının, arkasından entrikalar çevirdiklerinin farkındaydı. Bu yüzden bu işin altından yüzünün akıyla kalkması çok daha önemli hale gelmişti. Her şey belirleyecek bir andı. Ne istiyorsunuz? İkinci Bay baygolyatkin'e küstah bir tavırla bakıyordu. Bay Goliathkin zorlukla nefes alıyordu. Bilmiyorum beyefendi, diye söze girdi. Bana karşı takındığınız garip tavrın nedenini nasıl açıklayacaksınız? Öyle mi? Başka? İkinci Bay etrafına baktı ve çevrelerinde toplanan memurlara komedyanın başladığını haber verir gibi göz kırptı. Ne kadar saygısız ve terbiyesiz olduğunuzu Bu hareketinizde bir kere daha gösterdiniz Beyefendi Benim bir şey söylememe gerek bile kalmadı Oynadığınız oyuna fazla güvenmeyin Hiçbir işe yaramayacak Söyler misiniz Yakov Petroviç Akşam iyi uyuyabildiniz mi Diye sordu ikinci Bay Goliatkin Bay Goliatkin'in gözlerinin içine bakarak Haddinizi aşıyorsunuz Beyefendi Dokuzuncu dereceden memur kendini iyice Kaybetmişti ayağının altındaki döşemeyi bile hissetmiyordu. Umarım ses tonunuzu değiştirirsiniz. Canımın içi, ikinci Bay Goliatkin saygısızca gülüyordu ve aniden hiç beklenmedik bir hareketle sevgisini gösterme bahanesiyle Goliatki'nin tombul sayılabilecek sağ yanağından makas aldı. Kahramanımız ateş gibi kıpkırmızı kesildi. Goliatki'nin dostu, düşmanın zangır zangır titrediğini, öfkeden konuşamadığını, pişmiş ıstakoz gibi kızardığını sabrının sınırına geldiğini, karşı saldırıya geçebileceğini fark edince elini daha çabuk tuttu ve terbiyesizce ikinci saldırıyı başlattı. İki kere yanaklarını okşadıktan, iki kere gıdıklarından ve çevrelerine toplanmış gençleri yeterince eğlendirebilmek için öfkeden deliye dönmüş Bay Golatkin'le biraz daha uğraştıktan sonra hiç utanmadan bir daha hafif çıkmış göbeğine bir fiske vurdu ve kin dolu, imalı bir gülümsemeyle şöyle dedi. Yaramazlık ediyorsunuz Yakov Petrovich. Sizinle iş çevireceğiz Yakov Petrovich. Birlikte iş çevireceğiz. İkinci Goliatkin kahramanımız son saldırının etkisini üzerinden çok azalttıktan sonra aniden etrafındaki seyircilere hafifçe gülümseyerek çok meşgul işi başından aşkın resmi bir tavra bölündü, bakışlarını yere indirdi, toparlandı özel bir görev olduğunu söyleyerek hızlı adımını attı ve yandaki odaya daldı. Kahramanımız gözlerine inanamıyordu ve hala tam olarak toparlanabilmiş değildi. Sonunda kendine geldi. Rezil olduğunu, bir anlamda öldüğünü, kendini alçalttığını, şerefini iki paralık ettiğini, insanların önünde aşağılandığını, kendisiyle dalga geçildiğini, daha dün en yakın ve güvenilir dostu saydığı adamın hain saldırısının kurbanı olduğunu, Ayağının altındaki zeminin kaydığını hemen anladı. Bay Baygolyatkin hızla düşmanının peşinden gitti. O anda bu aşağılamaya şahit olanları düşünecek durumda değildi. Bunların hepsi elele ele vermişler, dedi kendi kendine. Birbirlerini kolluyorlar ve birbirlerini bana karşı kışkırtıyorlar. Kahramanımız on adım attıktan sonra peşinden gitmenin anlamsız olacağını ve bir işe yaramayacağını anladı ve geri döndü bu işin peşini bırakmayacağım diye düşündü. Bunun zamanı da gelecek. Kurt kuzunun döktüğü gözyaşlarının bedelini ödeyecek. Goliatkin büyük bir soğukkanlıkla ve son derece kararlı bir halde masasına gidip oturdu. Bir kez daha bu işin peşini bırakmayacağım dedi. Artık iş pasif savunmadan falan çıkmıştı. Kararlı, saldırgan bir havası vardı ve o an Bay Goliatkin'in yüzünün nasıl kızardığını, öfkesini nasıl zorlukla kontrol ettiğini, kalemi mürekkep hokkasına nasıl daldırdığını ve kağıda nasıl çala kalem yazdığını bir gören olsa, bu meselenin kolay kapanmayacağını ve basit bir koca karı kavgası gibi bitmeyeceğini anlayabilirdi. Ruhunun derinliklerinde tek bir çözüm ve kalbinin derinliklerinde bu çözümü uygulamak için ettiği yemin yatıyordu. Ama açıkçası nasıl başlayacağını pek, daha doğrusu hiç bilmiyordu. Ama bunun önemi yoktu. Düzenbazlık ve utanmazlık bizim zamanımızda sökmez beyefendi. Düzenbazlık ve utanmazlık insanı iyiye değil idam sehpasına götürür. Sadece Girişka Otrepyev düzenbazlık yapıp cahil insanları kandırdı. Ama o bile fazla sürdüremedi. Bay Goliatkin içine düştüğü bu son duruma rağmen insanların yüzündeki maskelerin düşmesini ve gerçek yüzlerin ortaya çıkmasını beklemeye karar verdi. Bunun için ilk başta mesainin bitmesi gerekiyordu ve kahramanımız o zamana kadar hiçbir şey yapmamaya karar verdi. Mesai bitince gerekeni yapacaktı. Ne yapması gerektiğini, küstahlığın boynuzunu kırmak ve alçakça toz toprak içinde sürünen aciz yılanın başını ezmek için nasıl bir plan uygulaması gerektiğini biliyordu. Goliatkin insanların kirli çizmelerini sildiği bir paçavra olmayı kaldıramazdı. Özellikle böyle bir durumda hiç kaldıramazdı. Kahramanımız son maruz kaldığı aşağılanma olmasaydı belki de bağrına taş basabilir, sessiz kalabilir, durumu kabullenip bu kadar ısrarlı karşı koymazdı. Tartışır, biraz söylenir, haklı olduğunu kanıtlar, sonra biraz taviz verir, sonra belki biraz daha taviz verir, sonra yelkenleri suya indirir ve sonra eğer karşı taraf onun haklı olduğunu ağır başlıkla kabul ederse belki de uzlaşmaya yanaşır hatta biraz duygulanabilirdi. Ve hatta kim bilir belki de yeni, yakın, sıcak, önceki günkünden daha sağlam bir dostluk. İki kişinin benzerliğinin yarattığı tatsızlığın üstünü örtecek ve dokuzuncu dereceden iki memurun yüz yaşlarına kadar memnuniyetle sürdürebilecekleri bir dostluk kurulabilirdi. Son olarak şunu söyleyelim. Golyatkin kendini ve hakkını koruduğu, bunun sonucunda böyle tatsız bir olay yaşadığı için biraz pişman olmuştu. Hatasını kabul etmeli, diye düşündü Goliatkin. Şaka yaptığını söylemeli. Herkesin önünde şaka yaptığını kabul ederse onu affederim. Hem de tüm kalbimle affederim. Ama bana bir paçavra gibi davranılmasına izin vermem. Kimsenin bana böyle davranmasına izin vermedim. Böyle ahlaksız bir adama hiç vermem. Paçavra değilim ben. Ben bir paçavra değilim beyefendi. Uzun lafın kısası, kahramanımız kararını verdi. Suçlu olan sizsiniz beyefendi. Karşı koymuyor, tüm gücüyle sonuna kadar direnmeye karar verdi. Böyle bir adamdı o. Kendisine hakaret edilmesine, bir paçavra gibi davranılmasına ve hepsinden önemlisi bunları ahlaksız bir adamın yapmasına izin veremezdi. Ama yine de bu konuda fazla iddialı konuşmayalım. Eğer herhangi biri Bay Goliatkin'i, Örneğin bir paçavraya çevirmek isteseydi bunu yapabilirdi. Üstelik hiçbir direniş görmeden ya da karşılığında herhangi bir cezaya uğramadan yapardı. Goliatkin bunu birkaç kere kendi de hissetmişti. Ama Goliatkin bir paçavra haline sokulduğunda bile basit bir paçavra olmaz. Gururlu, coşkulu ve duygulu bir paçavra olurdu. Gururu ve duyguları kirli kıvrımları arasına sinmiş, saklanmış olabilirdi. Ama yine de duygulu olurdu. Zaman geçmek bilmiyordu. Sonunda saat dördü çaldı. Kısa süre içinde herkes kalktı ve şefin peşinden çıkarak evlerinin yolunu tuttu. Goliatkin kalabalığa karıştı. Peşinde olduğu adamı kaybetmemek için gözünü bile kırpmıyordu. Sonunda dostunun bestiyere koştuğunu ve kaputunu beklerken her zamanki kötü alışkanlıklarını yine sergileyip görevlilere dal kavukluk ettiğini gördü. Çok önemli bir andı. Bay Goliatkin kalabalığın arasından zorlukla ilerledi ve geride kalmak istemediği için kaputuna bir an önce ulaşma mücadelesine girişti. Ama Bay Goliatkin'in dostu ve yol arkadaşı görevlilerle konuşarak, onların gönüllerini alarak, kulaklarına bir şeyler fısıldayarak ve onları kandırarak kaputunu alan ilk kişi olmayı başardı. Kaputunu giyen ikinci Goliatkin Bay Goliatkin'i alenen beyin adına yapar gibi küstah bir tavırla alaylı alaylı süzdü ve her zamanki yüzsüzlüğüyle çevresindekilere baktı, yanlarına gitti. Şüphesiz onların üzerinde iyi bir izlenim bırakmak istiyordu. Birine güzel bir söz söyledi, diğeriyle fısıldaştı, üçüncüsüne saygıyla yaklaşıp birkaç iltifat etti, dördüncüsüne gülümsedi. Beşincisiyle tokalaştı ve merdivenlerden neşe içinde koşar adım indi. Bay Goliatkin de peşinden gitti. Büyük bir keyifle son basamakta yetişti ve kaputunun yakasından yakaladı. İkinci Bay Goliatkin biraz afallamışa benziyordu. Şaşkın şaşkın etrafına bakındı. ''Ne demek oluyor bu?'' diye mırıldanarak sordu. ''Beyefendi, eğer asil biriyseniz dünkü dost sohbetimizi unutmamışsınızdır.'' dedi kahramanımız. Evet hatırlıyorum. Ne olacak ki? İyi uyuyabildiniz mi? Bay Goliatkin'in bir an için öfkeden dili tutuldu. Gayet iyi uyudum beyefendi. Ama şunu söylememe izin verin beyefendi. Çok çetrefilli bir oyun oynuyorsunuz. Oyun oynadığımı kim söylüyor? Düşmanlarımın uydurması bunlar. Kendini Goliatkin diye adlandıran adam kesik kesik cevap verdi ve bu cevabı verir vermez beklenmedik bir hareketle gerçek Bay Golyatkin'in kuvvetsiz ellerinden kurtuldu. Kurtulduktan sonra hızla merdivenlerden indi. Etrafına bakındı, bir arabacı görünce ona doğru koştu. Arabaya atladı ve bir anda Bay Goliathkin onu gözden kaybetti. Çaresiz bir halde kala kalan 9. dereceden memur etrafına bakındı. Ama başka araba yoktu. Konuşmayı denedi ama ayaklarında derman kalmamıştı. Aşağılandı, küçük düşürüldüğü için yüzünün şekli değişmiş, ağzı açık kalmıştı. Ve ayrıca yorulduğunu hissedip elektrik direğine yaslandı. Kaldırımın ortasında birkaç dakika öylece kaldı. Bay Goliathkin için her şeyin sonu gelmişe benziyordu. Birinci bölümün sonu. Seslendiren Vasfiye Sarıkaya.